Ya Öküzgül'den kaçını sattık? Ya ablam nerede kaldı ya? Hava çok sıcak ya. Allah Allah. Of. Dök ablacığım, dök bolcuna dök. Ya acaba Onur eniştem haber versek mi? Dur ablacığım dur, telaşlandırmayalım eniştemi şimdi. Ortada bir şey yok. Ne oldu bana ya? Bayıldın ablacığım. Ne oluyor? Böyle bir anlamadım, gözüm falan karardı. Dur dur, kalkma. Dur dur da. Dur bir sakin ol. Ne oldu kızım, sen yoruldun mu? Bir şey mi yaptın anneciğim? Bilmiyorum anne ya, 2-3 gündür böyleyim. Midem bulanıyor, bir halsizim. Başım dönüyor böyle işte. Sıcaklardan herhalde, yaz geldi ya. Anne. Lale. Ne oldu ya? Ayol hamilesin sen. Hamile miyim? Dur. Aa, enişte. Aa. Merhaba. Merhaba. Selam. Ay hoş geldin Onurcuğum. Hoş bulduk anneciğim. Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Ah. İyiyim ben Lale, iyi misin? Hadi bakalım. Yok. Yok yok. İyiyim iyiyim, her şey yolunda, merak etme. Emin misin? Evet evet eminim. Sıcaktan herhalde. Fena oldum ama şimdi iyiyim. Hadi bir doktora gidelim. Hiç yok. Doktorluk bir şey yok. Yemek yemeyi unutmuş da böyle tabii laflarken falan. Aa, tansiyonu falan düşmüş belli ki değil mi ablacığım? Evet bir de o var. Hem açlık hem sıcak üstü de geldi yani. Yok biz bir doktora gidelim. Gerçekten gerek yok. İyiyim bak. Ayağa da kalkabiliyorum. Gösteriyorum. Bir de çok cesur olma da. Kalktım oturdum. Ayol açlık diye diye vallahi benim bile karnım acıktı. Nergis'im. Börek vardı dolapta, onu bir çıkar ısıt, yanına da çay demleyelim, bir güzel karnımızı doyuralım. Tamam. Hazır Lale'nin de başı dönüyor, ona da bir ayran getirirsin. Tamam mı? Tuzlu olsun bol, başı dönüyor ya. Halsiz kim? Hülya'cığım, kalma öyle uzakta, kenarda köşede, gelsene şöyle yanıma. Gel kız gel, biraz yakınlaşalım seninle. Yanlış anladın sen beni. Gel kız gel, yemem gel. Üfleme üfleme. Sıcak sıcak. Hülya'cığım, umarım söylediklerimi anlamışsındır canım. Yani diyorum ki ne hatlar çevirdiğini çok iyi biliyorum. Yani eğer gerçekten paranın peşindeysen, ki ben öyle olduğuna adım gibi eminim. O zaman benim sözlerimden asla dışarıya çıkmayacaksın. Tek bir işaretimle harekete geçeceksin, bu kadar basit. Oturuyorduk Betül'cüğüm. Ne hareketi? Terleriz bu sıcakta. Aa. Ay sen beni anlamadın galiba. Aa, niye yalan söyleyeyim? Ben seni zerre kadar anlamadım canım. Öyle mi canım? Anlamadın mı? Öyle canım. Yalnız şöyle bir şey anladım. Benim değil de senin hain planların var gibi. Sana bir tavsiye, bu planlarını böyle ulu orta yerlerde söyleme. Hani biri duyar, düşünmek bile istemiyorum. Ama merak etme. Benden sır çıkmaz. Ay çok sağ ol canım benim ya. Çok teşekkür ederim. Sen bak bakayım benim gözlerimin içine. Kızım, sen bu yollardan giderken biz bu yollardan dönüyorduk. Firketten tırtıkladığın paranın çok daha fazlasının peşinde olduğunu bilmiyor muyum ben sanki? Aşk olsun Betül Hanımcığım, bunu sizden hiç beklemezdim. Hoppala, üstüme iyilik sağlık. Ne oluyor şimdi böyle birdenbire? İyi misin sen? Hayrola hanımlar, ne oluyor? Hülya Hanım iyi misiniz? Ben sadece Fikret Bey'den borç istemiştim. Yani bunu yüzüme vurmanıza hiç gerek yoktu Betül Hanımcığım. Üstelik bugün de borcumu ödeyecektim.
Allah Allah. Betül. Şadeciğim. Hülya Hanımcığım lütfen siz yanlış anladınız beni. Yani ben onu kastetmedim ki ama. Ben anladım. Ben anlayacağımı anladım. Neyi kastettiğinizi de çok iyi anladım Betül Hanımcığım. Lavabo nerede acaba? Buyurun bu tarafta. Bunu sana hiç yakıştıramadım Betül. Şadeciğim. Nasıl çıkıyor? Lütfen Betül Hanım. Buyurun. Yılan. Yılan. Ama var ya düşündüğümden çok daha kıvrak bir yılan. Da işte ben yemiyorum bu numaraları. Ay ne yapsam acaba ya? Eğer var ya ben de seni birazcık tanıdıysam buna dayanamayacağını o kadar iyi biliyorum ki. Haydi bakalım. El mi yaman, Betül mü yaman? Hülya Hanımcığım. Bekleyelim bakalım biraz. Hiç vakit kaybetmeden doktora gidiyorsun, tahlil yaptırıyorsun, tamam mı? Bir kere bayıldım diye de illa hamile miyim yani? Ya sen bir yaptır, içimiz rahat etsin. Ay, ayrıca ben ne olur hamile olmayayım, istemiyorum ya. Ay istememek de olmuyor işte. Bir yaptır, anlayalım. İyi tamam. Ablamla gelsin o zaman, o da baktırsın kendine. Aa. Dişin mi ağrıyor? Yok anne şey... Yok yok, ay bu tavana baktı. Ay bu bir şey çeviriyor. Ay, bir aylık hamilesin Allah seni. Yok anneciğim şey... Ekşime var. Belirtiler var. Tekrar teyzem oluyorum ben. İyi hayırlı olsun. Sen baktırdın mı kendine? Ben niye baktırıyorum ki anne, anlamadım. Sen de baktır kızım. Sende yok mu bir baş dönmesi, midem bulanıyor diyordun? Ama benim gerçekten sıcaktan dönüyor başım. Yok, bu benim başım dönmüyor yani. Anne. Şükür. Dediler. Allah'a çok şükür. Aşkım çıkalım mı? Tamam aşkım. Hadi ben gideyim. Onur beklemesin. Herkes şu kontrol işini tekrar düşün bence. Ya abla. Sen ne diyorsun ya? Lale. Sıcaklardan diyorum. Kontrol anne, etsin dedim. Ne diyorsun? Ne anne? Anne şaka yapıyorsun. Ne? Ya ne yapıyorsunuz? Anne şaka yapıyorlar ya. Var ya. Tamam. Var ya. Ya gel açıkça söyle. Gel gel şuraya. Gel açıkça konuşacağım seni. Hülya gel git anne. Ne gitti? Anneciğimin kolyesi. Anne Hülya sen hatırlarsın. Sen zehir gibi kadınsın. Hülya bir şey soracağım sana. Ben bugün bir kolye takmış mıydım? Takmamış mıydım? Böyle bir detay hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hiç takmadım. Takmadım. Tamam. Bir dakika tamam köşelere bakıyorum. İyice bak. Kızım ben var ya inşallah takside maksede ay takside düşürürsem yandım. Abi bir dakika. Abi ben gideyim bir yatak odasına bakayım ya. Tabii ben bir yatak odasına. Hayır yatak odasına falan bakmayacağım. Çünkü ben bugün yatak odasına hiç girmedim ki. Ay Allah'ım. Ay Şadi var ya öldürecek beni. Ay yok tamam. Bir dakika ya. Abi bir kolye için kendimi öldürecek halim yok ya. Şadicim bana alır bir yenisini nasıl olsa. Da sen sen ne yapıyorsun orada Hülya? Ben şey benim şey tansiyonum düştü de. Evet düştü. Bugün beni üzdüm belki de ondandır. Ah canım benim. Oraya mı düşmüş tansiyon? Ay çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Kusura bakma lütfen. Gerginlikten şu anda ne söylediğimi bilmiyorum tatlım. Boş ver kolyeyi. Boş ver. Sen nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? Yıkadın mı o güzel yüzünü? Açıldı mı senin o güzel zihnin? Sen kavrayabildin mi benim söylediklerimi? Evet. Yani daha doğrusu hayır. Kusura bakma Betülcüm ama yani bugün söylediklerini bir hakaret olarak alıyorum ben. Hayır. Lütfen Hülya'cığım lütfen bak sen lavabodayken ben ne düşündüm biliyor musun? Bence bugün her şeyi yanlış anlayan taraf benim. O yüzden lütfen senden rica ediyorum. Gel şimdi birer kahve daha içelim. Yo. Dostluğumuzu daha fazla zedelemeyelim diyorum ben. Hatta biraz ara verelim. Evet en sağlıklı olanı bu. Dinlendirelim. Ben gittim şekerim. Ay dur nereye gidiyorsun? Ben seni geçirseydim bari. Yo merak etmeyin ben yolu biliyorum. İyi de yanlış biliyorsun öbür taraftan. Güle güle. Güle güle tatlım. Anca gidersin şekerim. Göstereceğim ben sana o şapı şekeri. Nasıl yuttu ama Zoka'yı? Kenarın dilberi seni. Çakmaleydi. Pul. Dökeceğim senin o yaldızlarını. Sabret. Az kaldı. Betül'cüğüm. Bu misafirimize karşı olan tutumunu hiç beğenmedim. Şahit'cim şu an detaylarla ve sana laf anlatmakla uğraşmak istemiyorum. Kusura bakma tatlım. Yılan. Yılan. Şşş. Thank you.
Ne bileyim abi. Bir de Betül çıktı başımıza. Kadın kendini kurnaz zannediyor aklı sıra. Ne yapalım? Suyuna gideceğiz. Tamam. Merak etme sen. O daha benim kim olduğumu bilmiyor. Hülya yenilmezim ben. Ben bu aileye girmek için uğraşacağım. Betül gelecek taş koyacak. Yok öyle bir dünya. Merak etme diyorum sana abicim. Bu Betül'ü seninkiler de sevmiyor. Kadın Lale'nin yuvasını yıkmak istiyor. Neyse fazladan bir mesai çıktı bana. Sen şimdi plana odaklan. Songül'le kızlarının kalbini nasıl çalarız onu düşün. Plan üret, fikir üret bana. Tamam. Soğuk oldu. Ben dışarıdayım. Songül zaten radarları açmıştır. Beni arıyordur. Görüşürüz. La 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 la. La 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 la. Ay la 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 la. La 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 la. Kızım ne yapıyorsun? Kendi kendine şarkı söylüyorsun. Bir çeşit sinir krizi mi bu? Ne yapıyorsun? Mutfak robotu mu oldun? Gerçekten kendi kendine şarkı söylüyorsun. Nasıl bir tarz bu? Delilik mi bu? Pasta, pasta. Zafer pastası. Sevgili zafer pastası. Bak bu benim yetenek kumkuması oğlum. Oğluşum bu da bizim zafer pastamız. Birazdan da üzerine şahane bir çilek sosu dökeceğim. Ay çok asan tek bir hamle. Şirketin tahtına tek başına kurulman için minicik, ufacık, minnak, son, sinsi bir hamlemiz kaldı. Bu kadar basit. Bu kadar basit diyorsun. O zaman anladığım kadarıyla özge kozumuzu kullanıyoruz. Oğluşum biz neden kullanalım güzel oğlum? Biz niye kullanalım? Bizim elimizde bu kadar şahane bir maşa varken biz niye bu ellerimizi yakalım Allah aşkına ya Allah? Anacığım en son maşa kullanmaya çalıştığımızda mangalda kendimiz yanıyorduk, kendimizi yelliyorduk. Maşa olarak kimi kastediyorsun? Kimi kastedeceğim oğluşum? Elbette Prenses Hülya'yı kastediyorum. Aman kız Lady'den paşa, aptaldan maşa olur mu Allah'ını seversen? Ay çakma Lady. Bir de bari sen Lady demek adına. Bir tanecik kolye için içeride böyle yerle yeksan oldun. Tabii ki oğluşum anacığım senin o kolyeyi oraya bilerek düşürdü. Ne yaptı gitti Hülya kolyenin üzerine balıklama atladı. Tabii ki nasıl hayatım yani kafası o kadarına basar. Çünkü yani bu işler vizyon meselesi Erol'cum yani. Yemin ediyorum şu an inanmak istemiyorum bunlara. İnanacaksın, inanacaksın oğluşum. O Hülya o kolyeyi satmaya çalışırken biz onu suçüstü yakaladığımız anda sen de inanacaksın hiç merak etme. Ne yapacağım biliyor musun? Kelebek gibi uçacağım, arı gibi sokacağım. O Hülya'yı önce avcumun içine alacağım. Ondan sonra da onu Onur'la Lale'nin üzerine salacağım. Ondan sonra da çattır çattır yıkılan bir evliliği seyret alacağım. Yemin ediyorum şu anda gözümde Cadı Şila'sın. Hatırladın mı Cadı Şila? Hugo da vardı. Hugo hani böyle... Çok iyi geldi soğuk soğuk. Aşkım yalnız dikkat etmen lazım. Neden ne oldu? Bugün seni almaya geldiğimdeki halini görseydin ne demek istediğimi anlardın. Ama şeyden sıcaktan ondan. Öyle mi diyorsun? Evet. O zaman. Yalnız dondurma kaldı şurada. Nerede kaldı? Yanağınla dudağının tam arasında. Onu bir alsana. Sustum. Gerçekten mi? Vallahi sustum. Nihayet. Kötü rüya gördü herhalde. Aşkım. Hı. Her anı böl, her anı böl Emir. Aşkım ben düşündüm de... Yani şu an Emir'in yanına bir bebek daha düşünemiyorum. Niye öyle dedin şimdi? Niye mi öyle dedim? Aşkım biz daha bir tanesiyle baş edemiyoruz. Nasıl olacak böyle? Nasıl baş edemiyoruz Onur? Baş ediyoruz işte. Biz önce bir şu tatilimize gidelim baş başa da. Biraz büyüsün. Sonra onu da götürürüz tatile. Sonra sana da bakarız artık. Ben neden böyle söylediğini şu an anlayamıyorum yani. Yani kardeş güzel şey tabii ama... biraz yaş farkı olsun Emir'le. Olsun olsun da öyle çok da olmasın yani. Olsun olsun. Yaş farkı olsun da Emir büyütsün yeni bebeği. Yok artık. Öyle. Ama ben öyleyim, acımasızım biraz. Vicdansız babayım. Hatta birazdan Emir'in annesini yiyeceğim. Yapmazsın öyle bir şey. Yok, ısırırım. Yalnız var ya ne kavun seçmişim be. Kavun değil, bal, bal yemin ediyorum.
Yalnız Münim ne derler? İyi kavun ve karpuz seçen adamdan iyi baba olur derler ha. Al yavrum bak en güzel yerinden. Yok yok, kurtuluş istemiyorum, yok. Niye yavrum, buyur ya. Ay yok, istemiyorum, içim almıyor. Ne oldu yavrum, hasta mısın? Yok, hasta gibi değil. Ne gibi yavrum? Şey gibi. Ne gibi? Şey gibi işte. Şey? Gülşah'a şey kaldığım şey gibi. Vurdu Ronaldo! Ulan tanrım, bu annemsin kız. Zul. Tamam Allah aşkına. Ay ne bağırıyorsun kurtuluş ya? Ödümü kopardın ya. Kız, yoksa yeni transfer mi geliyor? İki numara mı geliyor? Geliyor, geliyor. İkincisi geliyor, geliyor. Şşşt! Kurtuluş, sus Allah aşkına. Amigo gibi ne bağırıyorsun öyle ya? Şimdi ne yapayım yavrum ya? Ne yapayım? Heyecanlanıyorum. Tamam Kurtuluş, sakin ol. Bak daha ortada fol yok, yumurta yok. Önce gideyim bak. Yarın gideceğim, bir test yaptıracağım. Ondan sonra, tamam mı? Tamam yavrum, tamam. Ben ne yaptırayım? Ben de gideyim. Çocuk uzatı falan bakayım ha. Mavi mi bakayım, pembe mi bakayım? Mavi bakayım. Kesin mavi bakayım çünkü içim öyle donuyor. Ondan sonra gideyim ben böyle bezdir, bebek mamasıdır, zartut onları falan bir depolayayım, toplayayım çünkü. Lazım olacak. Oradan Beşiktaş'a gideyim ben. Forma yaptırayım yavrum, forma yaptırayım. Çünkü yavru kartal geliyor ya, Pepe yazdırayım arkasına da. Yok ben Sabit'i de arayayım, ben yarın işe gelemiyorum diye. Tamam. Saçmalama Kurtuluş. Yok yavrum. Saçmalama. Tamam. Telaşe müdürü müsün sen ya? Kimseye falan sorma. Doğru diyorsun yavrum. Nazar falan değer sonra, ondan sonra şey olur. Kavun al yavrum. Karpuz keseyim mi? Avokado alayım. Alayım bir şey alayım, gideyim alayım. Yani sen aşerebilirsin. İstediğin kadar aşerebilirsin diyorum. Burası açıkmış o bundan sonra. İki tane can taşıyorsun sen kız. Al kavun ya Allah aşkına. Kurtuluş. Demeyeceğim. Ne olur sakin ol. Tamam efendim. Sakin ol. Bak senin bu heyecanından varsa bile çocuk düşecek. Anam diyeyim, çocuk nasıl düşüyor? Kız tut onu, çocuk mucuk düşer mi? Düşürme çocuğu. Allah aşkına, ikinci geliyor. Ay yemin ediyorum, pes kurtulmuş sana ya. Aşkım hadi uyan artık. Aşkım, 5 dakika daha ne olur? Ne 5 dakika daha? Tur şirketinden girecekler, unuttun mu? Ay, ay ben onu unuttum. Tamamen aklımdan çıkmış o benim. Hazır değil miyiz tatile? Ay onu bilmiyorum. Acaba biz biraz acele mi ediyoruz? Nasıl yani? Yani daha 2 ay var ya. O yüzden dedim, erken mi başladık acaba? Aşkım zaten nereye gideceğimize karar verdik. Vizeleri ayarladık. İşte ben işleri güçleri toparladım. Anca zaten. Ama ya 2 ayda bir şey olursa? Hayda. Ne olacak aşkım 2 ayda? Bilmem. Ha. Anladım. Emir değil mi? Sen şimdi Emir'den ayrı kalacağımızı düşündün, kurmaya başladın. Öyle galiba. Tamam, merak etme. Hiçbir şey olmayacak, biz de o tatile gideceğiz. Baş başa çok güzel vakit geçireceğiz, tamam mı? Ama tabii sen şimdi burada böyle pineklemeye devam edersen, gelenler kapıdan dönecek. Bizim de tatil programımız suya düşecek. Tamam, hemen hazırlanıyorum. Hadi. Devamlı yürüyor. Devamlı vasıtayla seyahat ediyor. Ay ne bileyim ben oğlum. Herhalde izini kaybettirmeye çalışıyor. Çakal. Şu anda yemin ediyorum çok heyecanlıyım. Zafer'in eşiğindeyiz anacık. Zafer'e tam bir adımımız kaldı. Aynen öyle. Bir dakika dur o zaman. Ne oldu? Zafer'e bir adımımız kaldıysa daha fazla gitmeyelim. Bundan sonrası Zafer. Bundan sonrasını bizim bünyemiz kaldırmaz. Biz Zafer'e alışkın değiliz. Biz şerefli mağlubiyetlerin, onurlu ikinciliklerin takımıyız. Diyorum ki biz güzel güzel mağlubiyet serimize evimize gidip devam mı etsek acaba? Ne diyorsun sen kediler? Bana bak. Bana bak, gözlerimin içine bak. Belki de şu anda ömrümüz boyunca yakalayabileceğimiz en büyük fırsatın tam olarak orta noktasındayız. İnşallah. Eğer var ya bunu mahvedecek olursan yemin ediyorum seni evlatlıktan, kendimi analıktan, babana da şadilikten reddederim, bilmiş ol. Hayır, böyle bir şey yok. Duymamış olayım. Babamı şadilikten reddettirmem. Orası benim kırmızı çizgim. Hadi. Beni evlatlıktan reddedebilirsin ama babamı şadilikten reddettirmem. Saçma sapan kırmızı çizgilerim var. Ama bunda Moğolistan yok. Evet Lale Hanım. Diğerinde de Hindistan'da gezilecek yerleri azalttık. Birinde Moğolistan az, diğerinde de Hindistan az. Bilmiyorum yani, karar veremedim.
Peki alternatif bir rota yapamıyor muyuz? Maalesef. Yani bu kısıtlı zamanda tamamlanabilecek en iyi rotalar bunlar. Anladım. Aşkım şöyle yaparız. Sen zaten Hindistan'ı daha fazla merak ediyorsun. Hindistan'a daha çok zaman ayırırız. Ya da isterseniz araya küçük bir deniz tatili sıkıştırabiliriz. Aa, ikincisi olsun o zaman. Tamam. Duydunuz. Tamam. O zaman ben ikinci rota için gerekli işlemleri başlatıyorum. Bu arada dediğiniz gibi her şey 2 ay sonrası için hazırlanıyor. Ay ne güzel. Gerçekten gidebilsek keşke. Aşkım o nasıl laf? Niye gidemeyelim? Ay ne bileyim öyle heyecanlandım o yüzden. Tatilimize gideceğiz. Çok da güzel geçecek, tamam mı? Tasalanma. İnşallah. Ben size en kısa sürede orada ihtiyacınız olan bilgileri de göndereceğim. Kıyafet, yemek gibi. Yani acele etmeye gerek yok. Ay vallahi duydu. Beni nereye bırakıyorsunuz diyor, görüyor musun? İzninizle. Ha bu arada lütfen ağzınızdan kaçırmayın, tamam mı? Yani son dakikaya kadar bilmesin birkaç gün içinde yola çıkacağımızı. Merak etmeyin Onur Bey. Eğer eşiniz de iş yerini ararsa benden başka kimse kendisine talimat vermeyecek. Süper, tamam. Peki işlemler 2 gün içerisinde halloluyor değil mi? Yetişir. Size başvurularını zaten yapmıştık. Diğer işlemler de en geç 2 güne kadar bitmiş olur. Harika. Aa, gidiyor musunuz? Ben gideyim artık, haberleşiriz zaten. Tamam. Merhabalar. Aa, Mahmur Hanım. Hoş geldiniz ya. Ben emirin altını değiştirmedim de bilginiz olsun. Ben her türlü kontrolü yaparım şimdi annesi. Tamam, teşekkürler. O zaman iyi günler. Görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. Haberleşeceğiz, hoşçakalın. Tamam, hoşçakalın. Aşkım, ben de çıkayım yavaş yavaş. Nereye aşkım, ben bırakayım seni. Köfteciye gideceğim ya, hiç yolunu değiştirme. E tamam, sen bilirsin o zaman. Tamam, ben çantamı alayım. Tamam. Allah Allah, arabadan ineli 4 gün oldu, hala yürüyor bu kadın. Nereye yürüyor bu kadın? Seni gidi sinsiz sansar seni. Ay bir de bana kül yutturmaya kalkıyor. Betül'e yani, olacak iş değil. Yemin ediyorum var, bütün kirli çamaşırlarını bir bir ortaya dökeceğim bu kadını. Şu anda çok heyecanlıyım anacık. Heyecan bastı yeminle. Yeminle altıma kaçırmak üzereyim. Keşke altıma bez bağlasaydık kızım. Eskiden de böyle olurdu. Saklambaç oynarken böyle bir kıprama gelir. Saçmalama, biz tövbe, gözden kaçırdı kadını, nerede? Hayır, panik yok. Dükkana girdi, biz de girelim. Hadi. Hayır, sonuçta takipte ilk işimiz değil. Yani. Çok kıymetli bir parça bu. Evet, biliyorum. Manevi değeri de çok yüksek benim için ama satmak zorundayım. Rahmetli annemden yadigar. Şok, şok, şok! Sevgili izleyicilerimiz, şahane bir dükkan. Lütfen etraftaki bütün antik ve kuntiklere bir zoom alabilir miyim? Neler oluyor burada? Siz kimsiniz? Biz kimiz? Kim miyiz? Yanlı ve taraflı haberciliğin merkezi Erol TV'desiniz. Korkmayın, bir arkadaşa basıp çıkacağız. hanımefendiciğim, müsaadenizle acaba şuradaki kırmızılı hanımefendi o kolyeyi size ne amaçla veriyordu? Satmak amaçlı getirdi. Flash, flash, flash sevgili izleyicilerimiz. Hülya hanımefendi kolyeyi satıyorlarmış. Sevgili kameraman, lütfen Hülya Hanım'dan da şahane bir yakın plan alabilir miyiz? Neler oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamadım. Ah şöyle anlatayım o zaman ben size. Hanımefendiciğim, o kolyenin gerçek sahibi benim. Şok, şok, şok. Şu anda ablayı da birazcık yakın plan alıyorum. Belgesel niteliğinde olsun istiyorum. Hanımefendi bu kolyenin rahmetli annesine ait olduğunu söyledi bana. Ah öyle mi? Ah o zaman bu durumda da hanımefendinin rahmetli anacığı ben oluyorum. Zaten takdir edersiniz ki beni gördüğünde ortak görmüş gibi oldu o da. Kızım. Betülcüğüm ben her şeyi açıklayabilirim. Ah, hiç gerek yok, hiç gerek yok Hülya'cığım. Neden? Çünkü bundan sonrasını ben açıklayacağım, sen dinleyeceksin. Yani ben söyleyeceğim, sen yapacaksın. Kapış. Ah hanımefendiciğim, müsaadenizle ben kolyemi de alayım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de son bir selfie çekiyorum. Bir saniye şöyle. Kafaları sokun şuraya. Hadi bakalım bugünün anısına. Hop aldım. Teşekkürler. Hülya'cığım önden buyurmak ister misin canım? Betülcüğüm. Canım. Canım benim. Devrik prensesim. Şöyle yapalım mı? Detayları kahvelerimizi yudumlarken konuşalım mı? Ne de olsa bir kahvenin 40 yıllık şantajı vardır öyle değil mi ama? Önden. İyi günler hanımefendi. Rahatsızlık verdik size de. Bu arada dükkan gerçekten şahane. Ya yavrum ne yapıyorsun sen?
Nünüm artık senin ağır kaldırmaman lazım. E ne yapayım, dışarıda sandalye kalmamış. Götüreyim dedim, acaba abartma istiyorsan kurtuluş. Yavrum be. Ha. Ne zaman hastaneye gidiyorsun? Ha, Lale gelecek birazdan, gideceğim onunla. O ne demek Nünüm? Yani hani yavrunun babası olarak benim orada olmam gerekmiyor mu yani? Tamam hani Gülşen doğumunda böyle çok yardımcı olamadım ama bu sefer yemin ediyorum 7/24 başındayım ha. Kızı var ya, ben senin yolunda paspas olurum be. Tamam olursun ama sakin ol, tamam mı? Bak şimdi daha ortada fol yok, yumurta yok. Hep bir tabu bir kan verip geleceğim. Sakin ol. Yavrum heyecanlanıyorum tabii, yani hani erkek babası olmak öyle kolay değil. Daha hamile değilim, erkek babası olacağım, nereden çıkarttın? Babalar hissederler bunu. Kız acaba diyorum ben sana gideyim şöyle bir torpillisinden yarım ekmek daha mı yapayım ha? Yok. Fiden mi olur yavrum sana? Ya, yemin ediyorum yapayım. Ha, bak Lale de geldi işte, gel ablacığım gel. Oho, duble teyze de geldi, hadi bakalım. Söyledin mi eniştem abla? Ne söyledim ablacığım, söyledim ama söylemeseydim. Dilim kopsaydı da söylemeseydim. Çıkalım mı? Hadi. Hadi hadi, vallahi var ya bak hayırlı haberlerinizi bekliyoruz ha. Kız ister misin ikiz olsun? Yok be, olmuşken var ya 300 olsun, kurtuluş hat-trick yapsın ha. Yok kurtuluş, bence 400 olsun, ikisini de sen doğru inşallah. Hay Allah'ım, bezdim yine ablacığım ya. Ya çok abartıyorsun ama artık ya. Neyi abartıyorum canım, 4'ü oluyordu yani, ben 3 dedim bıraktım. Müşteriler köfte diye iş yanda, kurtuluş usta goy goyda. Ne goy goy abisi, önemli bir mevzu konuşuyorduk ya, al. Pardon abi. Geliyorum ben, geliyorum hadi. Ablacığım, ya düşünsene şimdi biz beraber test yaptırmaya gidiyormuşuz. İkimiz de böyle hamiş hamiş ha? İnşallah ben hamile değilimdir abla ya. Vallahi Onur'la çok güzel boş vakit bulduk derken olmasın öyle bir şey. Doğru söylüyorsun. Ayrıca ben bugün belirtisini hiç hissetmedim. Ne mide bulantısı, ne baş dönmesi. Bence ben hamile değilim. Oo, bende var ya, belirtiler böyle tüm uzuyla falan devam ediyor ya. Sen de bu azim, bu inanç olduğu sürece sen üçüncüyü doğurursun. Hatta ben ancak ona yetişirim. Yaparım be. Üç de yaparım, beş de yaparım. Hı? Aman. Ne isim koyacağımıza? Evet. Ha? Ne koyacağım? Bilmem. Ne olur acaba adı? Ay çok hoş. Yemin ediyorum adeta bir yönetmen sineması. Yani 4 saat daha uzun çeksem al sana Huri Bilge Ceylan, Metin Demirkubuz. O derece sessiz fakat o derece net. Diyorum ki bu filmi alalım, festival festival dolaştıralım. Cannes'tir, Toronto'dur, yollayalım. Hayır, festival istemiyorum. Öyle uzaklara gitmesin. Hayır, ben diyorum ki kendi evimizin içinde böyle bir özel gösterim yapalım. Hmm. Seçkin misafirlerimize. Bu kadar bize yeter, öyle değil mi ya? Olur, makul. Yo. Betül'cüğüm, Erol'cüğüm yapmayın lütfen, rica ediyorum. Bir şey söylüyor. Yavrum bir şey söyledi galiba. Çok pardon, filme dalmışım çünkü adeta bir Ocean's Eleven. Kapat çocuğum. Bir şey mi söyledin? Canım benim, ağzından bir şey çıktı galiba. Ay yoksa dünden beri fikrin mi değişti? Tamam. Ya, tamam. Ne isterseniz yapacağım. Yalnız Songül ve kızların haberi olmasın. Rica ediyorum. Diyorsun. Ay şimdi bir insan benim karşımda da böyle olunca ben dayanamıyorum ki. Yani ne yapsak? O zaman şey yapalım ya, aklıma bir şey geldi. Sen çocuğum çıkıyor artık telefonuna da göre. Sen şimdi Onur ve Lale'nin parasının peşinde olduğunu bir itiraf et bakalım. Ama merak etme, bu kayıt da bizim aramızda kalacak. Hazır mı yavrum? Tamam, kumanda et yavrum. Hadi evet, söyle sen. Hazır. Recording. Hayır. Tam olarak öyle değil. Evet ama daha doğrusu bir nevi. Şöyle. Çektin değil mi yavrum? Çektin değil mi? Tamam. Yani sizin bu yaptığınız düpedüz şantaj. Evet. Evet biliyoruz yani Hülya'cığım, şantaj bunun adı yani. Lütfen Hülya. Sen de çok iyi bilirsin ki savaşta ahlak olmaz yani. Ve maalesef sen artık bundan böyle ikimizin savaş esirisin. Üzülme. Hayır üzülme. İkimiz son derece merhametli insanlarız. Erol. Al bakalım şu 5000'i. Al. al. Hadi. Öyle tanımadığın insanlardan para çalmaya, dilenmeye falan bir son ver bakayım sana. Ay bu beceriksizliğin ne? Yani neyine güveniyorsun ben anlamıyorum ki. Allah Allah. Benim işaretime kadar otur bakayım oturduğun yerde. Anladın mı şimdi beni? Vizyonsuz kontes. Anladım. Peki. Oğluşum sen artık şirkete git de Filistin'in yokluğundan şüphelenmesin. Derhal anacık, emredersin. Görüşürüz halacık. İyi işler yavrum. Yalnız Hülya'ya hakikaten bir şey çok merak ediyorum. Hülya'cığım sen şu Londra, Paris masallarını falan nereden öğrendin? Bana da bir anlatsana. Hmm.
ilişkimde ablacığım ya. Ya bak bunu yiyeceğiz, sonra arayacaklar. Tekrar diyecekler ki gelin bir daha kan verin diye. Nasıl yapacağız ya? Abla 10 kere mi kan vereceğiz? Allah aşkına açlıktan öldüm burada ben ya. Hani yani niye klinikte beklemedik ki? Yani demedi mi bir saat sonra çıkacak sonuçlar diye? Niye bekleyelim orada boşu boşuna? Ay vallahi pes Lale. Senin bu rahatlığını adamı hasta eder ha. Ha rahatım. Rahatım o yüzden dördüncü simit yiyorum ben. Dua et hamile olmayayım. Dua et. Allah korusun niye dua edecekmişim canım? Döner dolaşır beni bulur. Ha sen bu şekilde totem mi yaptın? Yapıyorum. Evet. Bravo. Klinik aç. Hadi. Efendim. Buyurun benim. Evet. Anladım. Evet, evet. Tamam. Teşekkürler. Hamile değilmiş. Hamileyim. Aşkım, Emine kardeş demiştik ya. Aşkım onu birazcık bekletsek mi ne dersin? Yani bence de daha bir tanesi büyümeden diyeni yapmak çok akıl kârı değil gibi geliyor bana şu an. Yok bence de öyle. Baş edemeyiz çünkü biz onunla. Bekleyelim biraz. Aynen öyle. Zaten daha bizimki çok olgunlaşmamış yani. Hı? Daha serseri şu an. Yok değil. Zaten birbirimize vakit ayıramıyoruz. İkinciliğe hayatta baş edemeyiz. Evet birbirimize bir doyalım değil mi biraz? Evet. Köftemiz geldi. Buyurun şöyle. Bir köfte daha vardı. Bir köfte daha mı? Ha dur bir karışıklık olmuş. Hemen halledip geliyorum ben. Afiyet olsun. Evet. Şalgamlarımız geldi. Ayran söylemiş bizde ama. Ayran mı? O zaman şalgam yanlış oldu. Ben hemen hallediyorum. Hemen söyleyip geliyorum. Evet. Piyaz da değil mi? Piyaz buyurun böyle. Ama bu değil. Bu soğansız olacaktı. Değiştirin. Öyle mi? Pardon bir karışıklık oldu. Hemen ilgileniyorum, hemen hallediyorum. Evet acılı acılı geldi şalgamlarımız buyurun. Biz şalgamlar acısını bitirmiştik. Acısız mı? Ha, iyi o zaman hemen ilgileniyorum ben. Kusura bakmayın bir karışıklık oldu. Samet! Oğlum ben darma duman oldum al şunları benden. Kuzuş abi sen ızgaraya geç servise ben bakayım her şeyi birbirine karıştırdın. Uf, hadi hadi hadi. Efendim siparişleriniz geliyor merak etmeyin hemen getiriyorum. Küçük küçük. Of. Yemin ediyorum kafam çorba gibi oldu ama ya. Aferin Nülüfer bir ara bir haber ver be kızım. Hani cinsiyetin oldu ne bitiyor? Gerçi bu kadar çabuk cinsiyet çözülmüyor ama. Yemin ediyorum 9 doğurdum ha. Meraktan 9 doğurdum arayacağım ben. Yok aramayacağım. Şimdi arayınca iyice böyle sinirleri bozulacak bir de onlar. Ama ben babayım niye aramıyorum ya? Arayacağım tabii arayacağım. Arama lan. Arama. İyice kavga etme arama. Of. Allah Kurtuluş abi. Ha. Oğlum bana bak. Kız mı oldu erkek mi oldu lan? Köfte. Köfte? Köfte. Köfte ne oldu oğlum? Köfteler yanıyor. Köfteler yanıyor. Hadi lan. Of. Oğlum köfteler yanıyor Samet. Geldi efendim siparişler geldi. Tabaklar tabak 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 tabak. Üf ya. Nasıl olur ya? Nasıl hamile olmam? Hala anlamış değilim yani. Hayır bu sefer belirtiler de öyle gösteriyor. Hayır geçen sefer Gülşah hamile kaldığımda böyle midem falan bulanıyordu. Bak tıpatıp aynısı. Hatta daha fazlası. Nasıl hamile değilim ben ya? Abla asıl ben nasıl hamileyim? Onur'a nasıl söyleyeceğim ben bu durumu? Karar verdik. Biz biraz bekleyelim demiştik. Of. Bir de o var değil mi? Doğru. Peki ben Kurtuluş'a nasıl söyleyeceğim? Hayır şu dilim kopsaydı da keşke hiçbir şey söylemeseydi. Neyse ablacığım ben dükkana gideyim bir an önce. Kurtuluş'a söyleyeyim de daha fazla heveslenmez. Abla kimseye bir şey söyleme tamam mı? En azından benimle ilgili. Yok yok tamam sen merak etme. Hadi görüşürüz. Üzülme sen. Tamam ablacığım. Çok doğru saatte geldim. Öğle saatinde geldim ki Filiz o arada kuzu boğarken ben de yerime geçeyim. Erol. Allah cender mi olur? Ha kızım gel bakayım buraya. Ver bakalım bunu.
Hemen bakıyorum. Bilançolar, rakamlar, hep yanlış rakamlar. Hep üstün körü rakamlar. Şu rakamları düzeltelim, masamda istiyorum lütfen. Fakat bu kadın giyim kataloğu Erol Bey. Bakmak için almıştım başka bir mağazadan. Kızım itiraz istemiyorum. Kadın giyim, madın giyim. O bikiniler masama gelecek lütfen. Tamam. Sorumsuz. Erol diyorum. Aa, aa, şu an idrak ediyorum kız. Sen mi? Hoş geldin, neredesin? Sen hoş geldin galiba. Hayır. Ben önceden gelmişim. Size selam getirmişim. Ay balam, ay benim Arzu kızım. Sabahtan beri şirkette sana bakıyorum, yoksun. Bak yine bir şeyler karıştırıyorsan yemin ediyorum. Bak bulurum ne karıştırdığını, burnundan getiririm yani. Aşk olsun kavunlu dondurmam. Aşk olsun mangal kömürüm. Aşk olsun kız antrikotum. Kızım vaktim mi var benim üç kağıt çevirmeye? Neredeydin o zaman? Arşivdeydim. Ne yapıyorsun ya sen şirketin arşivinde ki? Nasıl ne yapıyorsun? Aşk olsun. Gerçekten hissiz görüyorum şu anda seni. Şirketimizin arşivi anılarla, yaşanmışlıklarla dolu. Her köşesine bir şey silmiştir. Zağar diye gittim, ona baktım. Şimdi de romantik, duygusal bir şekilde ağır çekimde çıkmak niyetindeyim. Ne diyorsun acaba ya? Uf, vallahi bulaşmaya da gelmiyor yani. Ya kendisi kısa devre yapıyor ya benim kabloları yakıyor. Bak, görüyor musun? Sakince alacaksın. Canını yakmadan alacaksın. Dibinden 2 santim. Anne biliyorum, 50 kere anlattın, biliyorum. Ne biliyorsun? Ya Japonlar bile suşinin o pilavını yapmak için 10 yıl eğitim alıyorlar. Günaydın. Ah, günaydın bir tanem. Ne oldu, bir şey öğrenebildiniz mi? Ne oldu? Ha? Öğrendik. Ha. Hamileyim. Torun geliyor. Hayırlı uğurlu olsun anne. Ay canım benim. Ya. Peki Nilüfer ablam? O değil. Yani o hamile değilmiş. Ama olsun. Zaten onun dükkan işi vardı. Bir sürü problemler vardı başında. Onları yavaş yavaş temizledikten sonra ya genç nasıl olsa ne zaman isterse yapar. Ha? Üzülmüştür ama değil mi? Evet üzüldü. Ben de üzüldüm. Ama zaten ilişkimiz bir çocukla başladı bizim Onur'la. Emir'le başladı. Şimdi ikinci çocuk geldiği zaman yine birbirimize vakit ay... Duyar. Artık duyar o. Evet. Emir'e kardeş gelecek. Emir'le kardeşi kaynaşırlarken babayla anne de kaynaşacak. Onların kaynaşmaya daha çok vakitleri olacak. Duyar dinler. Ne oldu peki, eniştemle konuştunuz mu? Senden tek bir şey istiyorum. Ha. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Söylemem. Mahallede ikinci torun geliyor diye bağırmayacaksın anne. Ama şimdi sen aklıma soktun benim. Sen aklıma soktun, hakikaten böyle bir şey yoktu. Ben Onur'a söyleyeceğim ama ben söyleyeceğim anne, tamam mı? Artık nasıl söyleyeceksen. Buz gibi ayranlarımız geldi. Afiyet olsun. Mürüm, hey yavrum gel. İsim buldum. İsim anlatacağım sana. Gel şöyle. Gel, 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 gel. Gel şöyle otur. Gel. Yavrum. Yavrumuza isim buldum yani. Kız olursa Songül olsun be. Ha? Annemin adı. Hem çok hoşuna gider ha. Erkek olursa da diyorum ki yani... Kurtuluş olsun be. Kurtuluş? Ya tamam. Şimdi hani ilk başta böyle düşününce bir tuhaf geliyor ama... ...ben bayağı düşündüm diyorum. Acayip güzel olacak ha. Kurtuluş. Ya tabii sen de istersen be yavrum. Yani hani ben adam olamadım biliyorsun yani. Ama var ya o Junior Kurtuluş'u öyle bir yetiştireceğim ki... ...öyle bir yetiştireceğim ki... ...vatana millete hayırlı bir evlat olacak yani. Kurtuluş ben hamile değilim. Olsun be yavrum. Ya yeter ki sağlıklı olsun. Ayrıca bir şey diyeceğim. Çocuk yetiştirme konusunda çok karışmanızı istemiyorum. Yavru kartal geliyor. Beşiktaşlı olacak benim oğlum. Kurtuluş. Yavrum. Sen beni duymuyor musun ya? Ha? Hamile değilim diyorum. Duymuyor musun sen beni? Hamile mi diyorsun? Bunu duymayaydım ben ama. Kurtuluş. Üzüldün değil mi? Hı? Hiç mi hamile değilsin? O ne demek Kurtuluş ya? Hamilenin içi vırı mı olur? Yok işte değilim hamile. Ama bak sana daha güzel bir haberim var. Lale hamile. Lale mi hamile? Hı. Nasıl ya?
Senin midem bulanıyor, başım dönüyor Lale, nasıl hamile? Ya bırak değiştirin o doktoru ya. Dur Kurtuluş, dur. Sakin ol. Onda da zaten bazı belirtiler vardı. Yani bak, baba olamıyorsun belki ama enişte olmuyorsun. Yani büyük ikramiyeyi kaçırıp amorti kazanmak gibi. Ne yapalım, buna da şükür. Yalnız Kurtuluş bak, bir şey söyleyeceğim. Onur'un haberi yok. Lale sürpriz yapmayı düşünüyor, tamam mı? Eyvallah. Bacanağım şimdi ne sevinecek be. İyi de yavrum, senin miden bulanıyordu, başın dönüyordu. Hani bu böyle Türk filmlerinin olduğunda hamile olmuyor. Kurtuluş. Sen çok mu istiyorsun? Ben de çok istiyorum benim oğlum. Tekrar deneriz be. Harbi mi diyorsun kız? Evet, tekrar dener, tekrar yaparız. Deneriz vallahi, ben niye denemeyelim biliyor musun? Bak müşteriler geldi, hadi kalk onlarla. Hadi. Deneriz ama değil mi Nino? Hadi. Bir on, bir on. Bir yurtumlar. Evet, hoş geldiniz. Ne alırdık? Bir porsiyon köfte. Bir porsiyon köfte ne içiyoruz? Ayran. Ayran hemen geliyor. O gün de Azem Özen'i göstermenizi istiyorum. Aksaklık olmasın, olur mu? Merak etmeyin Onur Bey. Eşinizin doğum günü harika olacak. Sürpriz mi olacak? Yani sayılır. Nerede kutlayacağımızı biliyor ama detayları bilmiyor. O yüzden hata yapma lüksümüz yok. Tamam, anladım. Ah kuzen, ah kuzen. Bir dakika boş dur be. Bir dakika boş dur be adam. Gene çıtayı yükseltti. Gene çıtayı yükseltti. Ya abi, şu para için nelere katlanıyoruz ya? O Betül cadısı yüzünden ne hallere düştüm. Yani ailemizi kabul ettireceğiz diye zenginlerin oyuncağı olacağız ya. Ben ona üzülüyorum. Abicim, yok ben tek başıma halledemiyorum. Sen çık gel. Ne? Gerçekten geliyor musun abi? Yemin et. Ay hadi hayırlısı. Demek ki zamanı geldi ha. Ay şu hale bak ya. Aceleden elbiselerini unutup öyle gitti. E tabii kaçarcasına benim evimden çıkıp gidersen amatör Arsène Lupin senin. Ay hiç güleceğim yoktu ya. Ay neyse ya. Neyse zaten bence bana ondan çok daha fazla yakıştı yani. Ayna. Söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada? Yok kraliçem. Yine her zamanki gibi şahanesiniz. Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Bir dakika ya. O neydi öyle ya? O bir ara o Şadi'yi ayartmaya kalktı değil mi? Evet. Kalktı. Neydi o cilveler, o işveler öyle? Gördüm. Ama neyse canım, zaten Allah'ım şükürler olsun ki Şadi'nin sadakati bu dünyada hiçbir erkekte yoktur. Yok, evet, yoktur da yani o da böyle son zamanlarda böyle bir yüzmelerde, bir tenislerde falan birazcık bir sapıttı. Ama neyse ya, orta yaş bunalımı da geç, ne olacak yani? Allah Allah, erkekler. Hülya Hanım. Şadi'cim. Cim mi? Cim. Cim. Cimcim aylarına geldik mi artık? Hülya'cım. Hülya'cım mı? Hülya'cım mı dedin sen? Anacım dedim ben. Ben anacım dedim. Hülya'cım demedim. Hülya'cım demedim. Hayır, Hülya'cım dedin. Duydum, Hülya'cım dedin. Resmen gözümün önünde kadınla cilveleştin burada. Hayır, demedim. Ben Hülya'cım demedim. Ben Hülya'cık dedim. Hülya'cık. Hülya'cık. Küçük yani. Küçük, zavallı kadın. Ah ne zavallı bir kadın manasında Hülya'cık dedim. Yani ayrıca Betül. Betül, sen o kadına niye öyle davrandın? Sen evimize gelmiş misafir bir kadına ne hakla öyle davranıp onu öyle evine gönderiyorsun Betül? Sen şu anda üste çıkmaya çalışıyorsun. Bunu görüyorum. Sen resmen şu anda üste çıkmaya çalışıyorsun. Sen benim gözümün önünde kadınla cilveleştin Şadi. Ne demek cilveleştin? Ben cilveleşmedim kadınla ya. Ben niye cilveleşeyim kadınla ya? Ben kadınla cilveleşmedim Betül. Ben cilveleşmedim. Ben sadece evimize gelmiş asil bir misafire misafirperverliğimin ne kadar iyi olduğunu kanıtlamaya çalıştım, o kadar. Asil bir hanımefendi öyle mi? Ay güleyim bari. Ay hiç güleceğim yoktu. Ay neyse ya. Neyse bari en son güleyim de daha iyi güleyim o zaman ben. Şadi sana yemin ediyorum var ya, şu anda sana açıklayamayacağım o kadar çok detay var ki yani bu dünyada. Ya. İzninle.
Şadi, benim şu anda çalışmam gerekiyor. Gerçekten. Beni birazcık yalnız bırakabilir misin? Lütfen. Şadi'cim. Betiz'ciğim. Ne demek? Tabii ki seni yalnız bırakabilirim. Ne kadar tatlıyız. Psikolojimiz o kadar normal ki. Çok tatlı bir aileyiz. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal Betül. Sen de. Alo. Oğlacığım pardon söyle. Anacık haberler kötü. Yine organizasyon, yine temaşa, yine goy goyun üstüne geldik. Yine parti time. Oğlum ne diyorsun? Özet geç. Şöyle özet geçiyorum. Onur Lale'ye doğum günü sürprizi hazırlıyormuş. Ay şiştim. Ay şiştim ve de yıldım. Ay bitmedi bunların canım cicim ayları. Of yemin ediyorum bitmedi bunların cicim ayları. Bu nasıl bir cicim ayı arkadaş? Leyla ile Mecnun ayrıldı. Kerem ile Aslı ayrıldı. Ferhat ile Şirin başka eve çıktı. Bunlarınki hala mıç mıç mıç. Allah vereni Filiz duymasın. Çünkü kendisi parti marti gördüğü zaman aş eriyor biliyorsun. Oğlum Allah aşkına detaylarda boğulma. Allah aşkına hedefine odaklan. Bana bak İzmet Hanım'ın bu partiden haberi olursa Onur'la Lale'nin aşkına bu sefer %100 bir kere daha inanır. Evet zaten bunların aşklarına ben de inanmak üzereyim. Kız vallahi bunlar seviyorlar birbirlerini. Sevenlerin arasına girmesek mi gayrı? Hı? Hem günah diyorlar kızım çarpılırız 8 oluruz maazallah Allah göstermesin. Kızım biz sektör mü değiştirsek acaba ha? Alüminyum doğrama içine girelim diyorum. Biz çünkü gıybette çok başarılı olamadık açıkçası. Üf Erol, üf, üf. 2 dakikada yine kafam bulaşık teline döndü. Neden? Ne yapıyoruz o zaman Yüce Anam? Emret. Ne yapacağızı var mı oğlum? Planımızı birazcık erken alacağız. Aa, planımızı erken alıyoruz. Süper, inanılmaz. Plan neydi? Şiştim, yemin ediyorum şiştim. Oğlum, Onur Özge'nin İstanbul'a döndüğünü öğrenecek. Yavaştan yavaştan başlıyoruz. Yemin ediyorum şu anda güne puanım bir çıt yükseldi. Şu anda çok iyiyim. Ben boşuna zalımın evladı gibi hissetmiyormuşum. Yemin ederim tam zalımın evladıyım. Zalımsın anam. Oy ha var bu baby. Oğluşum, detayları veriyorum. Kulağını dört aç. Dört açtım, dinliyorum. Bah. Enişte var götüreyim. Yok yok ben hallederim maldız. Sen dur öyle. İyi şunları götüreyim var ne yapayım? Aa, ne yapıyorsun ablacığım öyle bırak. Ay ne yapayım canım yardım ediyorum. Bak ablacığım yok ben hallederim sen iki canlısın olmaz öyle. İki tane tabaktan ne olacak Allah aşkına? Ya öyle deme ablacığım insanın böyle ayakta durmaktan bazen böyle beli falan ağrıyor yani. Bana bak ayrıca sen geç şöyle otur. Ben sana bir köfte yapayım getireyim ha. Hı-hı, canın çekmiştir şimdi seni. İyi de aç değilim ki ben. Ay öyle deme insan hamileyken böyle var ya canın saçma sapan şeyler çekiyor. Olsun. Ne olsun bak hadi geç otur. Getiriyorum ben. Tamam. Ha? Yavrum. Masaltı köfteleri bekliyor. Ver doldurayım ben onları. Hadi. İyi hadi al. Otur geç. Ya hadi otur ayakta dikilme öyle. Ay tamam. Öf hiçbir şey yapamayacak mıyım? Hoş geldin koç iştahım. Kolaysa başınıza gelsin gençler. Vallahi benim işten güçten goy goya sohbete ayıracak vaktim yok. Sizin gibi rahat davranamıyorum. Ben de isterdim sizin gibi goy goy yapayım. Bir köşede oturayım, ense yapayım. Ama bütün işlerde bana bakıyor ama. Bu sefer de fazla mı işkolik oldu nedir yani? Aman Filiz nezer demesin. 35 senede bu ayara anca geldi. Bak yine arıyor. Bak yine arıyor. Açmıyorum kızım. Açmıyorum evladım. İş var burada. Aa! Bak. Daha kapatmanın üstüne arıyor. Özge, Özge, dır dır Özge, devamlı Özge, hop. Pardon, kimmiş bu sabahtan beri arayan Özge acaba? Allah Allah, şu kabadayı tavırlara bak acaba, Hafiye gibi. Nesin acaba sen, bir şey mi buldun da gözlerini belertiyorsun? Başka Özge bu. Bu Özge, Onurcuğumun ilk aşkı Özge. Nasıl yani? Ha, Özgeciğim şeye gelmiş, İstanbul'a gelmiş, Amerikalarda. Öyle mi? Ha, senin hiç haberin yok. Yok, yani zaten nasıl olsun ki kuzen? Ayrıca bana ne? İyi de ben yine anlamadım. Seni niye arıyor acaba? Beni niye arıyor? Beni kim niye arasın? Aa, evli barklı adamı kim niye arasın? Aa, şu aa! Şu anda buluyorum. İdrak sürecindeyim şu anda. Aydınlanıyorum. Gerçekten aydınlanıyorum. O zaman bir zahmet bizi de aydınlat güzel. Şimdi olay aynen şöyle oldu. Özge aslında Onur'u aramak istiyor. Fakat Onur'u arayamayacağı için benim telefonumdan Onur'a ulaşmaya çalışıyor. Onur'u niye arayamıyormuş ya Özge? Şimdi geçmiş zaman Özge ile Onur'un aşkları dillere destan bir aşk. Öyle böyle bir aşk değil. Erol, rica ediyorum masaya yatırmayalım olur mu? Eski mevzu eskide kaldı. Ama kuzen yani şimdi tarih de tekerrürden ibarettir bir yerde. Erol.
Şimdi bu kız bunu çok seviyordu. Gerçekten gözü hiçbir şey görmüyordu. Sadece Onur diyordu. Kör olmuştu kız. Gerçekten devlerin aşkı gibi bir şeydi. Şimdi Onurcuğum sen unutmuş olabilirsin ama bu kız hala o yüreceğinde pır 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 pır. Hanım şöyle. Aa bak hadi hadi neyse Allah kolaylık versin. Yani hoş bir şey mi? Ha belli ki hassas noktasın. Ne değil ki de bir konuyu açmaya çalışıyorsun. Ben anlamadım ki. Kızım geçmiş zaman Allah Allah unutulmuş gitmiş. Demek ki unutamamış. Unutma. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Ana. Merhaba Sametciğim, kolay gelsin. Merhaba Nergis. Merhaba. Merhaba Şerife. Hanım, hayırdır? İrmik helvası getirmiştim de. Aa, başınız sağ olsun. Kim öldü? Yok, dükkan için yani. İrmik helvam meşhurdur benim. Tatmadım, bilemiyorum. Köfteden sonra da müşterilere ikram edersiniz. Böyle bir hoşluk olur diyerekten fazla yaptım Sametciğim. Hem sen de yersin. Sonra bir bakmışız, tat deyip tatlı konuşuyorsun. Bende gizli şeker varmış. Doktor dedi ki sen dedi tatlı konuşma. Aman tatlı yeme dedi, yasak sana dedi. Siz de müşterilere ikram edersiniz yemek sonrası Sametciğim. Beğenirlerse ben her gün getiririm sana. Aa, sen zahmet etme Şerife bacım. Bacı diyorsun yani. Yes, bacı diyorum. Dünya ayret diyorum. Daha önce konuşmuştuk ya bunu. Oldu. Peki, kankito Samet. Allah Allah, ne yapsak da yaranamıyoruz ya. Yalnız helva mis gibi koktu ya. Ölmüşlerinin canına değsin. Alo Seher. Yani gerçekten fresh bir haberin yoksa rica ediyorum beni boşu boşuna oyalama. Yani zira bu sıcakta çekemeyeceğim adeta. Vallahi zaten büyük ihtimalle buz keseceksiniz Yıldız Hanımcığım. Neler oluyor? Anlat hemen. Özge Hanım dönmüş. Özge Hanım mı dönmüş? Hangi Özge? Ne diyorsun? Aman yarabbim. Aman yarabbim. Vallahi daha hiçbir şey demedim Yıldız Hanımcığım. Asıl haberi şimdi veriyorum. Betül Hanım Erol Bey'e talimat verdi. Özge Hanım'ın geldiğini Onur Bey'e söylesin diye. Yıldız Hanımcığım, benim şu çeyrek al. Yıldız Hanım? Alo? Oh be! Bedavaya köstebeklik yaptırsınlar insana. Oh! Kriz geldi, kriz geldi. Yıldız? Yıldız? Fikret. Yıldız iyi misin? Ne oldu Yıldız? Fikret hiç ne oldu sana? Yıldız. İmdat. İyi misin? Yıldız. İyi değilim. Ne oldu? Özge gelmiş. Özge. Aa. Özge. Özge. Fikret aman tanrım ne yapacağız? Fikret. Bir dakika. Onun haberi var mı? Erol söyleyecekmiş Fikret. Ay bir şeyler yapmamız lazım Fikret. Ne yapacağız Fikret çabuk söyle. Hiçbir şey yapmayacağız. Hiçbir şey yapmayacağız Yıldız. Nasıl hiçbir şey yapacağız? Nasıl? Felaket geliyor, görmüyor musun? Ay nasıl? Ya görüyorum ama merak etme, hiçbir şey olmayacak Yıldız. Hiçbir şey olmayacak. Onur bir kere eski Onur değil. İyice olgunlaştı. Dünyalar güzeli, karısı, çocuğu var. Yani Özge vız gelir artık ona. Ne olur bana güven. Sana güvenmekle acaba elime ne geçecek Fikret? Söyler misin? Ne alakası var sana güvenmekle ayrıca? Onur eski Onur olmayabilir ama Özge var ya, o Özge. Hatırlarsan oğlumun hayatından onu çekip çıkarabilmek için bir hayli uğraşmıştım. Tamam, daha önce müdahale ettik ama bu sefer müdahale etmeyeceğiz. Geçen sefer müdahale ettik de ne oldu? Elimizi yüzümüze bulaştırdık. Senin bu vurdum duymazlığın, bu genişliğin var ya Fikret. Beni benden alıyor, adeta ruhum içime çekiliyor. Bak şu anda çekiliyor. Of of Fikret, of Fikret. Ay. Şerife! Ay.
aşkım ya. Ay, ödüm koptu yani. Vallahi tabakları deviriyordum. Aşkım, insan kocasından korkar mı? Ay, yok da öyle bir anda sarılınca ben de korktum. E ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Ne işin var burada? Karımı görmeye geldim. Gelemez miyim? Yok, iyi yaptın. Tabii görürsün de... geleceğini bilmiyordum. Şirkette bir sorun mu çıktı? Allah Allah. Seni görmek için illa bir sorun mu olması lazım? Özledim, geldim. İyi yaptın. Aç mısın? Bir şeyler yer misin? Yok aşkım, değilim. Sağ ol. Zaten fazla kalamayacağım. Seni görüp gideyim. Ben hallederdim. Yok yok, sen yorulma. Götürüyorum. Yorulma derken? Sen hasta mı oldun yine? Hayır aşkım, iyiyim. Ya iyi ki bir tansiyonum düştü. Ne yapayım, kıyamıyorum. Şeyi soracağım, sen tetanoz aşısı olmuş muydun? Yani ya da ne kadar oldu en son olalı? Evet, oldum. Vallahi 2-3 yıl önce herhalde. Neden sordun? Tur şirketinden mesaj atmışlar. Yani gitmeden önce halletmeniz gerekiyor, daha iyi olur diye. O yüzden ben de sana sorayım dedim aşkım. Şimdiden mi? Yani işte bir an önce halledelim işlerimizi. İki ayağımız bir pabuca girmesin. Yok, yaptırdım. Belki ayrıca bana yapılmaması gerekiyordur o iğnenin, aşının. Yani tabii 2-3 yıl içerisinde yaptırdıysan bence de gerek yoktur herhalde. Onur. Sen bu tatile çok gitmek istiyorsun değil mi? Evet, çok gitmek istiyorum. Dur bak, sana bir göstereceğim. Bak. Nasıl? Harika görünmüyor mu? Hı? Evet. Şuraya baksana. Evet, çok güzel görünüyor da aslında şöyle bir şey var. Aşkım bak, şunun doğa manzarasına bir bak. Şuna bir bak. Böyle bir doğa olabilir mi? Buralara da gideriz. Evet, çok güzel. Hı? Kolay gelsin Songül abla. Ay Hülya. Ne oldu böyle ajan gibi giriyorsun sinsi sinsi? Çay koyayım mı Songül abla? İçeriz karşılıklı. Çay içecek vaktim var mı sence? Haklısın. Kolay değil. Koskoca dükkan. Tek başına çekip çeviriyorsun. Vallahi bravo. Maşallah. Ah, ah. Abim adam olaydı da senin gibi kadının kıymetini bileydi. Tam da yol arkadaşına ihtiyacın olduğu bir zamanda. Çocuklar gitti. Hayatlarını kuruyorlar. Bir ses, bir nefes arıyor insan. Rahmetli kocam ölmeseydi, çok iyi bilirim o duyguyu. Yalnızlık duygusu. Sen de benden büyüksün yani. Ay, ya ne yapıyorsun Allah? Ama. Ay güzelim, çiçeği kopardın. Elimde kaldı Songül abla, kusura bakma. Ne demişler? İşleyenden al, becerene ver. Değil mi? Neyse, geç kaldım ben. Betül'e davetliydim. Görüşürüz Songül abla. Aman aman, ne mutlu sana. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Selam söyleme. Hoşça kal Songül abla. Evet. Hadi bana yer açın bakalım. Süper. Tatlı da mı var? Ay. Kız partisi yapıyoruz demedik mi yani? Tabii tatlı olacak. Vallahi ne iyi ettin ablacığım vallahi bu kız gecesini. Bizim için de değişiklik oldu ha. E tabii, iyi oldu. E sonuçta hep erkekler mi olacağız? Onlar da birazcık takılsınlar ayrı bizden. Keşke annem de gelseydi ya. Ay evet, o niye gelmedi? Onu soracaktım. Ay vallahi ne bileyim ablacığım, anlamadık ki yani. Bu aralar böyle pek bir durgun, kendi başına takılıyor. Hani böyle bir gideyim bulaşayım, iki bir şey söyleyeyim diyorum ama sonra vazgeçiyorum. Sus Nülüfer diyorum, susuyorum. İyi. Anne, Emir ne zaman konuşacak? Aa anneciğim, daha Emir'in konuşmasını daha çok var. Peki hiç oyun oynamayacak mı? Aşkım zaten çok güzel oynuyorsunuz ya Emir'le beraber. Sen ona ne güzel ablalık yapıyorsun işte. Ben hem Emir'in ablasıyım hem de kendi kardeşimin ablası olacağım. O ne demek teyzeciğim? Annemle babam söz verdi, bana kardeş yapacaklar. Anne, Emir'in karnı mı acıktı? Yok, susadı. Susadı. Biberonu da mutfakta ben getireyim o zaman.
Aa, ben hazırım. Hadi koş. Koş hadi. Koş, sonuçta sen onun ablasısın değil mi? Ay, ay bakayım, bakayım şöyle bir. Oh, oh teyzesinin yakışıklısı. Ay vallahi ne özlemişim bebek kokusunu ya. Ben Onur'a nasıl söyleyeceğim ya? Ablacığım, sonuçta mutlu bir haber vereceksin yani. Ben anlamadım ki ne öyle felaket haberi verirmiş gibi davranıyorsun ya. Tamam. Özür dilerim abla. Tamam canım, önemli değil. Aman, tamam ya. Hadi boş verin. Ne olur canım, bir daha deneriz. Olmadı, bir daha deneriz. Elbet olacak yani. Değil mi? Ha? O zaman ben ablama güzel bir cheesecake vereyim. Hadi ver. Hadi. Ver. Üzülme bacanak. Hayatta hiç çocuk sahibi olamayanları düşün. Ya da hiç olmayacak. Yani ne bileyim, ben kendimi acayip alıştırmıştım. Yani hani hem Gülşah da kardeş gelecekti. Kardeş güzel şey be bacanak. Bak bizim kızlara. Bacanak, hak veriyorum sana. Yani güzel bir şey. Ama yani çok üzerine gitme diyorum meselenin. Sonuçta bence bazen insan kendi kardeşlerini kendi bulur bu hayatta. Eyvallah. Eyvallah bacanak. Ayrıca ikinci çocuk zor ya, zor. Yani bilemedim. Hele benim için. Benim için birinci çocuk bile imkansız şu an. Yani tamam, yapmayı yaparsın çocuğu. Ben de istiyorum ama zamanı değil. Hayır, şimdi şöyle düşünüyorum. Yani ilk çocuğu hakkıyla büyütmek lazım. Anlıyor musun? Hani onu duygusal anlamda hasarsız yetiştirmek lazım. E zaten bunlar başlı başına bir iş. O yüzden biz Lale ile düşündük, taşındık. Yani başta düşünüyorduk çocuk yapmayı ama şimdi biraz erteledik. Yok be bacanak, niye öyle diyorsun ya? Bir kardeş yakışırdı Emre. Yani tamam canım, bence de yakışır. Ben ona itiraz etmiyorum da şu an zamanı değil. Ya bacanak, yani çocuklara 2-3 gün baktık. Ne hale geldik gördün yani, elimize yüzümüze bulaştırdık. Ama gerçekten anaların hakkı ödenmez şimdi yani. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Nergiz'den çok güzel anne olmaz mı ya? Benden de güzel baba olur ama. Yani babalar ne yaparsa yapsın, bence çocuklara anneler bakıyor. Yani aslan payı onların. Sonuçta her şeye göğüs geriyorlar. Bir de zerre bize bunu yansıtmıyorlar yani. O yüzden sen çok üzme kendini. Anlaştık. Yani bir de ne bileyim, la ufaklıklar kendini kurtarmadan biz kadınlara ikinci bir yükü neden yükleyelim? Diyorsun. Sen de düşün, mantıklı olduğunu anlayacaksın. Aslında sizin ikinciler yerine benim bir çocuğum olsa, sizinkilere kardeş olur, böyle de bir sorun kalmaz ortada. Ama bir eksik var. Aradığınız anneye şu an ulaşılamıyor. Sen de yumurtlu abi. Ya Kurtuluş abi, dalga geçme ya. Ne diyeyim oğlum? Öf. Aa. İyi akşamlar. İyi akşamlar ayol. Ne güzel böyle şen şakraksınız. Tütütütü maşallah. Anneciğim, sen hiç böyle poşet çay içmezdin. Ne içi? Hani tam da sen poşet çay içmeyi sevmezsin. O yüzden. Peki o zaman çaydanlıkla yapayım, kedilerle oturayım içeyim. Ne yapacaktım tek başıma? Benim gibi yalnız insana fazla bile. Poşet imdadıma yetişiyor. Ama anneciğim sen neden böyle söylüyorsun ya? Cümleten iyi akşamlar. Nasıl konuşayım Nülüfer? Anne sen de gelseydin keşke. Hı. Böyle sormadınız ki bana. Anne sen. Lafı gevelediniz be. Anneciğim gel. Birlikte olmak istiyorsan hep beraber gidelim diyen yok. Anneciğim sensiz olur mu ya? Ayrıca seni istemeyen biri mi var yani? Hı.
Lafta onlar, lafta. Ha, eski bir semt, vefa. O ne demek anneciğim? Hadi açıkla, baban açıklasın. Ha, açıklayayım. Şimdi babacığım hani böyle misal kurt kocayınca şey olur ya yani. Çoluğun çocuğun maskarası olur. Ha gibi yani. O kurt kocayınca da şey olur yani. Yani ne bileyim anneannem mesela şimdi kocadı yani. Ne yapıyorsun kurtumları? Yok canım yani misal olarak şey yaptım hani lafın gelişi diye. Sen kocadın mı anneanneciğim? Senin kocan mı var? Yani bak gördünüz mü konu nereden nereye gitti? Hadi toparla istiyorsan Kurtuluş bunu. Sen bir güzel toparla canım benim. Olayım şimdi toparlayayım ben onu. Bana ne ama arkadaşlarımın hep dedesi var. Benim neden dedem yok? Ben dede istiyorum. Dedesi mi andı acaba? Ama evlerden bırak. Ay yo yo yo. İyi de babacığım, şimdi yani sen konuyu saptırıyorsun. Ben öyle demedim ki. Of ya, uyuyacağım. Anneciğim. İyi hadi tamam, git geliyorum ben, hadi. Evet. Çok güzel kurtardın işi Kurtuluş, bravo. Kurt kocayınca. Anne sen poşet çay içmezdin, hayırdır poşet çay içiyorsun? Kurtuluş, sen ne yap biliyor musun? Sen git mutfağa bize biraz çay demle canım benim, hadi. Demleyeyim yavrum, tamam. Hadi, hadi. Hadi. Yok yok, siz bensiz gayet rahat. Anneciğim ya, biz sensiz ne yaparız? Sensiz olur mu ya? Gayet güzel yapıyorsunuz. Ya anneciğim, sen niye böyle yapıyorsun ama ya? Ha? Ben galiba ya artık yalnız kalamıyorum çocuklar ya. Sen niye geldin? Hı? Hakikaten ben şu anda bunu anlama güçlüğü çekiyorum. Sen neden geldin? Neden? Ben sana benden haber bekle demedim mi? Çok haklısın Betül'cüğüm ama hata yapmaktan korktum. Yani planını iyice dinlemek istedim. Yahu daha kaç kere dinleyeceksin? Ben sana daha bu planı kaç kere anlatacağım? Ben sana ne dedim? Benden haber bekle demedim mi ben sana? Bekle. Allah Allah, bu kadar basit. Tamam. Yani tamam da tam olarak hedefimiz, motivasyonumuz ne? Ay şiştim. Ay yemin ederim şiştim. Son kez anlatıyorum. Hazır mısın? Hı hı. Tamam. Bizim hedefimiz Onur'la Lale'nin evliliğini yerle yeksan etmek. Tamam mı? Bunu elde etmek için de biz ne yapacağız? Onur'un ilk aşkı, eski sevgilisi olan Özge'yi kullanacağız. Peki biz Özge'yi kullandığımız zaman ne olacak? Onur ve Lale boşanacak. Peki Onur ve Lale boşandığı zaman ne olacak? İsmet annem şirketin hisselerini çocukların arasında paylaştırmak yerine tamamını benim oğluşuma devredecek. İşte o zaman var ya. İşte o zaman var ya herkes, sen dahil herkes, Karun kadar zengin olmak ne demekmiş, işte bunu öğrenmiş olacak. Ya tamam anlıyorum ya, tamam anlıyorum, tamam anlıyorum. Sen şu anda ne kadar kazanacağını öğrenmek için burada gelmişsin beni böyle basit yöntemlerle. Ağzımı yokluyorsun, tamam merak etme. Tamam sıkıntı, tamam sıkıntı yapma. Tamam ben de, tamam. Hiç merak etme, sen düşündüğünden çok daha fazlasını koparacaksın. İnanılmazsın Betül'cüğüm. O zaman şey, ben bu gece burada kalayım ama yani detayları en iyi konu öğreneyim değil mi? Yani kusura bakma yanlış anlama da planlarını böyle kendi sakarlıklarımla sekteye uğratmak istemem. Tamam, tamam, tamam yeter tamam. Sadece, yalnızca bu gece. Artık yarın sen gidersen Yıldız'da mı kalırsın, Songül Hanım'da mı kalırsın? Bak beni hiç ilgilendirmez. Orası kesinlikle artık senin bileceğin iş, tamam mı? Tamam, tamam. Ne yaparsan yaparsın, ondan sonra da benden haber beklersin. Ben gerek gördüğün zaman seni çağıracağım. Üf. Hadi gideyim de bari o zaman. Seher'e senin yerini hazırlatayım. Ay, anladın değil mi? Evet, evet, anladım. Ay, Seher! Bülbülüm altın kafeste. Stop. Aşkım, ama benim doğum günüm yarın. Ha, öyle mi?
Aşkım yarın olduğunu biliyorum tabii ki. Ama senin doğum gününü 3 gün 3 gece kutlayacağız. Bu da doğum günü kahvaltının provası. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Aşkım ben... Hı. ...sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bilerek sabote ediyor. Art niyet var. Ben bakayım. Dur sen dur. Ben bakarım. Tamam. Geldim oğlum. Onur. Onur. Ben hamileyim. Emir'in kardeşi birazcık erken gelmiş. Emir'in kardeşi erken gelmek istediği için ben hamileyim. Ay nasıl söyleyeceğim ya? Bakalım. Aldın mı onun et kokusunu? Anneye kahvaltı hazırladım. Doğum günü kahvaltısı. Anneciğim. Beğendin mi Emir? Günaydın. Gel bakalım. Gel bakalım. Anneciğim, sana ne oluyor böyle bu kadar erken uyanıyorsun? Sanki etinden et koparıyorlar canım ya. Bak, bak nasıl? Sen babayı mı özledin? Ha? Bilerek yapıyorsun bak, anladı programı anladı. Aşkım tamam bak, Emir'i çok seviyoruz ama... ...yani ben seninle o 10 günlük tatile çıkmak için sabırsızlanıyorum. 4 gözle bekliyorum. Sen bana bir şey söyleyecektin. Ben yok. Çok önemli bir şey değil, o yüzden aklıma gelmiyor zaten. Hadi git babaya. Gel. Hadi. Gel. Hadi hoppa. Uçurayım mı seni yine? Ha? Ya. Uçurayım mı seni yine? Ha? Ha? Tamam mı? Ay yeter. Yeter ne olur tamam artık. Bu yumurta kabukları falan çok kötü kokmaya başladı artık. Bitirin ya. Kaldırayım ben bunları bir an önce bence. Hayırdır abla ne oluyor ya? Ay ablacığım ne bileyim böyle bir midem bulanıyor. Anlamadım bir dahiliye falan mı gitsem ben ne yapsam? Yok ben dayanamayacağım. Ver ben siz bence yemeyin. Yavrum. Anne, ben yiyeceğim ama. Anne ne olur Allah aşkına çok bulanıyor. Ay yok ay ay. Şimdi hani çocuk... Şimdi çocuk mevzu olmadı ya. Buna üzüldü tabii. Ben de çok isteyince... Ercan'ın ne alakası var? Kurtuluş. Kurtuluş şu çayı da koy kenara. Bak geldikçe kokusu böyle bir tuhaf oluyorum. Gülşah kızım neredesin sen? Hadi ya. Öf saat kaç oldu bak. Yıldız'cığım hayırdır? Yüzün gülüyor maşallah bugün. Nasıl gülmesin anneciğim? Oğlumun mutluluğu yüzüme vuruyor adeta. Ya ya. Onur yine harika bir doğum günü partisi hazırlamış Lale için. Öyle mi? Ay ne kadar güzel. Bravo torunuma, bravo. Ne kadar güzel, ne kadar hoş tutuyor karısını değil mi? Çok anneciğim, çok çok. Yani ideal çift nasıl olmalı deseler... ...kendi oğlum diye söylemiyorum... Onur'un evliliğini ve ailesini gösterim gerçekten. Ne mutlu, ne mutlu. Bravo onlara. Ömürleri hep böyle çifte kumrular gibi geçer inşallah. İnşallah. Hep bahar yaşasınlar, hiç güz görmesinler. Benim rahmetli Ahmetciğim de tıpkı Onur'um gibiydi. Ömür boyu nezaketinden, kibarlığından, inceliğinden hiçbir şey kaybetmedi bana karşı. Allah rahmet eylesin. Değil mi, değil mi anneciğim? Nur içinde yatsın. Şimdi huzur içindedir diye düşünüyorum. Çünkü Onurcuğum tıpkı babacığımın istediği gibi bir aile saadeti yaşamakta. Çok güzel bir aile kurdu. Ya öyle Yıldızcığım. O haylaz, o çapkın oğlan nasıl da başardı bu işi değil mi? Değil mi, değil mi? Evet, muhteşem adeta. Anneciğim, tam da hani şey yapamayacağım ama haddimi de şey yapmak istemiyorum aşmadan. Size bir şey sorabilir miyim acaba? Sor Yıldızcığım, sor kızım tabii sor. Yani diyorum ki acaba sizce babacığımın hani mirasınınla ilgili
Aa, Yıldız'ım, sırası mı hayatım şimdi? Yani diyorum ki anneciğim, bir saniye hani... Acaba vakti saati gelmiş midir hani Onur'la şey yapmak için yoksa? Ya bak şimdi yok yok gelmemiştir. Sırası değil dedim hayatım. Bak şimdi annem yanlış anlayacak. Hayır ama ben sadece muhabbet olsun diyerekten açtım. Yoksa hiç önemli değil. Değil tabii yani de. Hani siz daha iyisini bilirsiniz. Tabii anneciğim. Haklısın Yıldız. Haklısın kızım. Ben de bir müddettir bu meseleyi artık halletsek, bir neticeye bağlasak diye düşünüyordum. Bir iki güne kalmaz, hallederiz. Neticeye bağlarız. O zaman Şerefe! Oh, Şerefe. Afiyet olsun hepimize. Ah. Buyurun Yıldız Hanım. Ay yok hayatım, seni çağırmadım ama olsun, geldin iyi geldin. Çok teşekkür ederim Alcım. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Böyle kendinize ait bir eviniz olsa, ben köfteyi yapsam, o salatayı yapsam, boy boy çocuklarımız ayaklarımıza dolansa. Ha, gene gemileri yaktın mı abisi? Yaktım mı abi? Hani ben yakmayayım da kim yaksın abi ya? Kurtuluş abi ya. Benim sizin gibi bir yuvam olmayacak mı bu hayatta ya? Benim bir ailem olmayacak mı? Benim çoluğum çocuğum olmayacak mı ya? Hayır inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Ben daha ne yapayım ya? Abi ben bu kızı bu kadar çok seviyorum. Şu geldiğimiz noktaya bak ya. Tabii hepinizin sevdiği yanında. Biz niye bacanak olmuyoruz seninle? Beni bacanaklar mı kabul etmiyorsunuz siz? Ne alakası var oğlum? İşte ben onu diyorum abi. Dımdızlak kaldım ortada, ne yapacağım ben? Ya abisi senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Oğlum anlaşılmayacak bir şey yok ki. Bunlar senin başına gelmiyor mu? Senin başına geliyor. Demek ki senin yüzünden geliyor. Hayatın kuralı bu Samet. Nasıl yani abi? Abisi, sen şimdi Nergis'le bir hayat kurmak istiyor musun? İstemez olur muyum abi? Bu kızı gördüğümden beri ben başka bir şey istemiyorum ki bu hayatta. O zaman git kur. Anlatamıyorum galiba ya. Nasıl yapacağım onu ben? Bak abisi, eğer senin Nergis'le gerçekten hayat kurmak istediğine inanırsa Nergis, belki bu sefer olur yani ne bileyim. Hadi ya. Oğlum bana baksana lan. Ben eve alınacak adamım. Değilsin. O zaman yengem beni niye eve alıyor? Niye alıyor? Çünkü benim ona olan aşkıma inanıyor. Anladın mı? Gerisi fasafiso. Öyle mi diyorsun yani abi? Bak şimdi abisi. Kadınlar öyle paradır, puldur, yakışıklılıktır çok önemsemezler. Bunların hepsi geçici. Uçar gider yani. Niye önem veriyorlar? Ben çözemedim bu kadınları ya. Bak abisi, kadınlar ömürleri boyunca inanacakları, güvenecekleri bir insan ararlar. Tamam işte o benim. Lan bırak bir oğlum. Daha sen kıza evlenmek teklif edemiyorsun. Ha, kim? Ben. Ha, Kurtuluş abi. İstesem bugün ederim ya. Lan bırak oğlum. Kıza senelerdir akvaryumdaki balığa bakar gibi bakıyorsun. Ondan sonra lavuğun biri gelecek, Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteyecek, takacak yüzü. Sen de böyle çeyrek altın takacağım diye sıraya gireceksin. Dön abi, ah! Elim! Ne yapıyorsun lan? Elim, elim, eli elime değmeden. Samet, Samet iyi elini misin? Elini bastı bir yer. İyiyim, iyiyim. Beraber daha çok güzel günlerimiz olacak, iyi olacağız. Sen de bir insansın zaten. Samet iyi misin? Buz geçiriyorum hemen ben sana. Nasıl ilgileniyor görüyor musun? O da beni seviyor. Bak göreceksiniz abi, ben bu kızla evleneceğim. Kafaya koydum, boy boy çocuklarımız olacak. Öyle bir evlilik teklif yapacağım ki hepiniz şaşıracaksınız. Bence abisi önce kendini şaşırt. En zor olan odur yani. Bu iş ben nasıl endişelendi gördün mü? Sen şunu şöyle bastır, ben müşterilerle ilgileniyorum. Abisi, bence sen o buzu kalbinin üstüne koy, anca soğutur. Yok ya, o iş bende. Sen fal mı bakıyorsun? He? Hayır. Bu fal değil bir kere yani. Bu ilk çağdan beri oynanan bir hafıza oyunu. Neyse. Ben sana çok kızgınım Yıldız. Anneme mirastan bahsettin. Hiç de hoş olmadı. Ardın? Miras diyorum. Şu miras yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Birincisi Fikret. Bu başımıza gelenler miras yüzünden değil. Betül yüzünden. Benim oğlumun dişiyle tırnağıyla hak ettiği mirasa Betül'ün göz dikmesi yüzünden. Ama...
mı hayatım? İkincisi. İkincisi. Özge geldi. O kıza zaten eskiden de güvenmezdim. Üstüne bir de Betül'ün ilgisini cezbetmiş. Başımıza gelecekleri düşünmek bile istemiyorum Fikret. Sen de düşünmek istemezsin, emin ol. Ama tamam, sen öyle diyorsan hayatım. Üçüncüsü Fikret. Bu bir savaş. Anne savaşı bu. Hain ertesini oğlunu yem etmek istemeyen, fedakar, cefakar ve cesur bir annenin savaşı. Sen anlamazsın. Dördüncüsü ve sonuncusu. Bu iş çok hassas dengelere ve gizli düzenlere bağlı. Annelerin savaşı bu. Ve annelerin savaşında babalara yer yok. O yüzden de arada kalma ezilirsin. Vay be. Her derdi deva olur mu ha? Anne. Aa! Ay canım Laleciğim, hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk, biraz konuşalım mı? Tamam, ne iyi olur. Ben sana hemen bir kahve. Yok. Yok, soğuk bir şey. Yok yok, istemiyorum. Önemli. Hamilelikle ilgili. Söyle bakalım neymiş? Anne, ben Onur'a nasıl söyleyeceğim? Söyledin ya. Söylemedim. Nasıl ya? Hamile olduğunuz... Söylemedim. Yani ya istemezse? Lale. Siz başka çocuk istemiyor muydunuz Emir'in dışında? Yani düşünüyorduk. Düşünüyorduk da daha geç. Daha geç ama bu da davetsiz misafir oldu. İşte erkenden geldi. Yapacak bir şey yok ki tatlım. Biliyorum şimdi ilk söylediğin zaman çok şaşıracaktım, şok olacak ama sonuçta sizin aşkınızın meyvesi. Aşkımızın meyvesi, evet. Oh, tamam, söyleyeceğim. Yok, sen bunu söyleyemeyeceksin galiba. Yok, söyleyeceğim. Yok, söyleyemeyeceksin. Söyleyemeyecek gibi söylüyorsun. Ay, sen bana ters psikoloji yapıyorsun. Tamam, ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Doğum günüm geliyor zaten. Biz baş başa otururuz. Ben ona o zaman söylerim. Aferin. Süper. Söylerim. Ay, uyuyamıyorum. Ay. Bir dakika. Şimdi şöyle olabilir mi acaba? Şimdi Özge Onur'dan önce gitse Lale'ye, ondan sonra Onur'la olan güzel eski fotoğraflarını Lale'ye bir gösterse. Yani, aman Özgeciğim, merak etme hayatım ya. Yani eski bir fotoğrafınız yoksa ben senin için yapabilirim yani. Ondan sonra ben de gitsem Lale'nin eski sevgililerinden biriyle olan bir fotoğrafını bulsam, ben de onu Onur'a göstersem, ondan sonra da bunlar yarım cansede boşansalar Allah'ım, işte bu beni uyutur. Yemin ediyorum bu beni uyutur. Ay. Alo. Betül Hanım, Şerife ben. Kendisi yok şu anda burada. Belki de yanlış numaradır. Şerife benim, siz Betül Hanım'sınız. Memnun oldum. Buyurun. Betül Hanım, çok önemli bir havadisim var size. Ne? Mühim mi? Havadis mi? Ay Şerife ya, tamam. Şerife, tamam, hatırladım seni şu an, tamam. Köstebek Şerife. Tamam, dinliyorum Şerife, söyle. İsmet Hanım'la Yıldız Hanım bugün konuşuyorlardı. Aman ne kadar mühim bir havadis bu Şerife. Kusura bakma ama sabah şeriflerin hiç hayırlı değil yani bu sabah. Mirastan konuşuyorlardı yalnız Betül Hanımcığım. Miras mı? Nasıl miras? Vallahi İsmet Hanım bir iki güne kadar mirası paylaştıracağım dedi. Hayır. Bir kere böyle bir şey olamaz. Bir kere daha bunun için çok erken. Yani kulaklarımla duydum. Artık vakti geldi dedi. Göremiyorum şu anda. Resmen gözlerime perde indi. Şerife, bu kadar önemli bir haber böyle çatadanak söylenir mi? Artık ben de yani yarım altını hak ettiğimi düşünerekten Betül Hanım... Kapat. Telefonu kapat Şerife. Uyuma. Betül, sakın uyuma. Sakın hiçbir güzellik uykusu falan. Bütün bunların hepsi sana haram. Bak sen şimdi böyle güzellik uykuları uyurken bak resmen saltanat şu anda elden gidiyor. Burada. Seher! Çabuk, 5 tane sade kahve yap bana. 50 porsiyon mu? Dur lan. Yazdım abi. 50 tane de ayran mı? Onu da yazıyorum, tamam. Ayran. Adresi aldım yazdım hepsini. Hazırlıyoruz hemen. Yola çıktı sayın, yani geliyor, tamam.
Tamam, kolay gelsin, kolay gelsin. 50 porsiyon mu? 50 porsiyon, yemin ediyorum 50 porsiyon. Bir dakika, bir dakika. Bu telefon şakası falan değil değil mi? Ciddi yani. Yok be oğlum, ne telefon şakası? Ciddi. Şirketmiş bunlar, bizim de ünümüzü duymuşlar. Efsane oluyoruz, efsane. Lan oğlum, bana bak. Efsane oluyoruz derken kestane olmuyor mu? Yok be abi, niye olalım? Oğlum, 50 porsiyon köfteyi nasıl götüreceğiz lan oraya? Ha. Onur Bey'in araba kapıda değil mi? Yok lan, ayıp olur, yok. Ha. Yok ya, bence Onur Bey bir şey demez. Demez mi? Hem benzin de biz koyarız. Hadi benzin de bizden, hadi. Ne yapalım oğlum, kendi jipimizi alana kadar idare edeceğiz artık. Aslansın be abi. Oğlum sen de kaplansın. Hadi fırla tezgahın başına geç. 50 porsiyon, boru değil yani. Hemen usta. Hadi ben de içeri geçiyorum. Seher! Seher ne? Ay Allah'ım. Bu ne yapış yapış dik adamış ya. Sakız gibi yapıştı evime. Seher! Seher kızım, neredesin sen? Cor 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 bağırıyorum. Ben misafirimize kahve servisi yapıyordum Betül Hanım. Seher'cim, kahve servisi öncelikli olarak evin hanımına yapılır. Ama eğer sen bu kuralı bilmiyorsan ben hemen bilen birini bulabilirim. Ben hemen yapıyorum Betül. Hemen. Hoş geldin Betül'cüğüm. Ah çok hoş bulduk. Çok çok hoş bulduk Hülya'cığım. Hayırdır Betül? Bir yıldırım gibi indin bahçeye. Asıl sana hayırdır Şadeci. Allah Allah. 7/24 evde pinek yiyen bir adam. Ne hikmetse Hülya Hanım ne zaman evimize gelse cin gibi oluveriyorsun. Maşallah. Ben misafirimiz yalnız kalmasın diyerek. Diyerek ve tek tek basarak, bade süzerek bana o güzel ellerinle şöyle soğuk bir smoothie hazırlar mısın lütfen Şadeciğim? Ay ne hikmetse tam şu anda kahveden vazgeçtim kız. Siz bir şey içer misiniz Hülya Hanım? İçmez o. İçmez. Ben ona içeride aşağıda şahane bir papara yaptım. Birazdan onu yiyecek o. Hadi bakalım. Çok alemsin Betülcüğüm. Gülme. Gülme öyle benim karşımda. Sen bana baksana. Ne bu rahatlık ya? Ne bu gevşeklik? Kızım senin iplerin kimin elinde? Ha? Senin iplerin benim elimde. Hatırlatırım sana ayrıca. Bu misafirlik artık biraz fazla uzadı. Katılıyorum. Evet ben de katılıyorum hayatım. Ha şöyle. Ben sana ne dedim? Ben sana ihtiyacım olduğu zaman seni çağıracağım dedim değil mi? Hadi bakayım yalla. Şey biz onu öyle yapmayalım da şöyle yapalım. En iyisi bu aramızdaki anlaşmayı bozalım biz. Allah Allah Allah. Başka? Mümkünse bir daha da karşıma çıkma. O çakma patron içi havaların, o senelerdir bir halta yaramamış basiretsiz tavırlarınla. Aa! Ufkumu kapatıyorsun. Sen benim ne dediğimi duymadın galiba. Duydum. Gayet net duydum. Hatta daha sonra da duyarım diye kaydettim. Bizim hedefimiz Onur'la Lale'nin evliliğini yerle yeksan etmek. Bunu elde etmek için de biz ne yapacağız? Eski sevgilisi olan Özge'yi kullanacağız. Peki biz Özge'yi kullandığımız zaman ne olacak? Ver şunu bana. Bir bir olduk. Tamam. Tamam. Tamam Hülya'cığım. Tamam, sakin. Lütfen. Sakin olun. Derin nefes alalım. Tamam. Geçti. Bitti. Tamam. Anlaşma ne? Anlaşma yok. Beni yakanı yakarım. Bunu bil. Yeter. Tamam mı şeker? Mümkünse de dediğim gibi yoluma çıkma bundan sonra. Ya özleyelim birbirimizi. Çüz. Bu arada kocanı da daha fazla kıskanma. Fasulye gibi nimetten sanıyor kendini ayol. Ben seni yakarım. Ben seni yakarım. Ama nasıl? Nasıl? Bana bak, abisi adresi bulabileceksin değil mi? Kim? Ben mi? Ya Kurtuluş abi, ben İstanbul çocuğuyum ya. Biz buralarda büyüdük abi ya. Ayrıca İstanbul'un navigasyonunu bana sordular da çizdiler. Kontrol ettim yani. Bu yedi tepeli şehrin her yerine hakimimdir. İyi tamam hadi. Bu seferlik ben böyle bizim bacana izah ederim şu araba mevzunu. Ayrıca ben çalışmaktan gocunmam abi. Hele böyle çoluğum çocuğum olsun, eşim olsun, yuvam olsun, ailem olsun, gece demeden, gündüz demeden sırtımda taş taşırım. Yine kimseye muhtaç etmem yani. İyi abisi yalnız şu siparişleri soğutmadan götür de o yeter bize şimdilik. Ayrıca bana güvendiğin için de çok teşekkür ederim abi. Sadece sen değil, şu arazideki herkes bana güvenebilir yani. İyi abisi tamam, herkes sana güveniyor da şu siparişler soğumadan. Hadi bir an önce, hadi. Çıktım o zaman. Hadi.
anons yapalım derken paket olduk. Koş kız, koş kız. Samet. Hayır, hayır. Kızım dokunma ona. Aa, anlaşın oyun çok ağır. Alırım. Tatlım sen bu topukluları yine çıkaracaksın ayağından. Çünkü hamilesin. Ay bu ne? Sen nesin ya? Sıfır sıfır dokuz James Bond gibi her yerden fırlıyorsun. Hanım. Ne zaman geldin sen böyle sinsi sinsi? Bizi mi seyrediyordun? Yeni geldim. Ama güzel haberi de duydum. Duymadın. Duydum. Hayır duymadın. Ay böyle bir haber duyulmaz mı? Tabii ki duydum. Tebrik ederim. Bak Hülya. Sen böyle bak böyle aşırı hareketler yapma tamam mı? Özellikle komşulara böyle kızınım oldu, üçüncü kızınım oldu falan diye rica ederim yayma. Özellikle komşulara. Ne oluyor, ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım ben. Kimsenin haberi yok da daha Onur'a da söylemedim çünkü. Eğer sen de söylemezsen... Yani tüm asaletimizde biz söylemiyoruz kimselere. Tabii ki söylemem Lalem. Yani ben öyle herkese yaymam. İşi kendinden bilirmiş işi. Ama sen de bir an önce söyle ki kutlama yapalım. İşi kendinden bilirmiş işi. İşi mi dişi mi bir şişi. Ay ben ne yapacağım? Gel orkide bakacaktık. Of be abisi, of be ya. Durup dururken ne biçim patates olduk görüyor musun ya? Kurtuluş abi. Ha. Şu manzarada 3.000 lira yatıyor, 3.000 lira. Oğlum deme lan öyle, deme lan öyle. Boya kaporta da dahil mi? Hariç, o zaman 4.000 olduk. Oy oğlum sinyalle şey de pert, lambalar da pert. 5.000 lira olduk mu? Ver bakayım şunu bir. Of. Çıkmalarını bulsak biz bunların. Ayağın alışsın, 4.850 olur sana. Lan Samet bir sus be, hesap makinesi gibi car 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 car. Şimdi biz bunu nasıl açıklayacağız bacana? Ya enişten bir şey demez. Telaşlanmayın. Ya tamam şimdi nezaketen kızmaz da çok ayıp oldu ama ya. Cana geleceğine mola gelsin enişte. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Sen benim yanımdasın ya, ben iyiyim. Sen de çok iyi bir insansın zaten. Onu demiyorum. Başının ağrısı nasıl oldu? O da iyi, o da iyi. Neden? Çünkü buz değil, sevgi var sevgi. Aa, aferin lan. O zaman gidip şu arabayı da sevgiyle düzeltelim. Olur, olur, olur. Allah'ım ya. Samet, selam. Neden ki ya? Niye ki ya? Niçin ki ya? Ay selam veriyorum ayol. Ay bu da iyice şaşırdı kendini bilmiyor vallahi. Bir şey diyeceğim. Arabaya ne olmuş? Pert olmuş dışarıda gördüm de. Sen mi yaptın usta şoför? Bak Şerifeciğim canım burnumda zaten. Moralim çok bozuk. Bak şurada bir kapı var ya. Ne olur oradan çıkıp gider misin ya? Öf tamam ben köfte yemeye geldim zaten. Şu an hiç müsait değilim. Nergis ilgilense seninle. Nergis mi? Yok tamam. Ben senin daha müsait olduğun bir zaman gelirim tatlım. Ben genelde müsait olmayı tercih etmiyorum. Elbet bir ara olacaksın ama Sametciğim. Ben tam o anı bulacağım. Göreceksin sen. Çattık ya. Abisi, ben sana bir şey diyeyim mi? Sen Nergis'e evlenme teklif etmeden bu sana evlenme teklif edecek demedi deme. Kurtuluş abi, ne diyorsun abi? Ne diyorsun abi? Ağzından hayırlı bir şey çıksın ya. Tamam, hayırlısını söyleyeyim o zaman. Sen bunun evlenme teklifini kabul etmezsen var ya... ...senin suratını dışarıdaki arabanın kaportasına çevirmezse ben başka bir şey bilmiyorum. Kurtuluş abi, niye korkutuyorsun beni? Ağlayacağım bakamayın. Of Samet, ağlama bir oğlum. Tamam ya, aman. Yüzüme bir şey yapmazdım. Hadi lan. İşte geldi. Hayır, bardak tutmayı da unutmuşum. Tepsi de aklıma gelmedi vallahi. Aç. Ne lan ya? Afiyet olsun. Hemen bakıyorum. Evet. İşte bu. Anneciğim vallahi ellerine sağlık. Uzun zamandır senin limonatını içmiyordum. Çok iyi geldi. Afiyet olsun bir tanem. Gerçi ben de uzun zamandır yapmıyorum. Şarife benim formülümle harika limonata yapmaya başladı gerçi. Ama ben sana her zaman yaparım. Seninkinin yerini tutar mı acaba? Anne? Sen beni sadece limonata ikram etmek için çağırmamışsındır diye düşünüyorum. Oğlumu özlemiş olamaz mıyım? Olabilirsin. Ben de seni çok özledim. Ama sende daha fazlası var.
Uyudum da alayım bari. Söyle anneciğim. Haberin var mı bilmiyorum ama Özge dönmüş. Haberim var anne, Erol söyledi ama gerçekten bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Ama konuşmamız lazım Onurcuğum, yani Özge'nin geleceğini Erol ve Betül bizden önce öğrenmiş. Kim bilir ne kumpaslar kuracaklar yani. Evliliğini zor durumda bırakmalarını istemiyorum yavrum. Anneciğim çok sağ ol, anlıyorum seni. Ama Özge meselesi tarih oldu. O yüzden Özge'den gelebilecek herhangi bir hamle beni korkutmuyor. Çünkü umurumda değil. Ha ne umurumda dersen, Lale ile Emir benim umurumda. Hem de çok umurumda. Yarına çok güzel bir organizasyon yaptım doğum günü için, sürpriz. Oradan sonra da onu tatile götüreceğim, baş başa bir tatil yapacağız. Yok efendim, Özge gelmiş, Erol'la yengem kumpas kurmuş. Gerçekten umurumda değil. Çok mutlu oldum. Maşallah oğlum. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Ya bir doktora mı gitseydik acaba? Yok yok, ben iyiyim. İyileştim, bir şey yok yani. Senin sayende iyileştim. Teşekkür ederim. Bu kaza niye oldu anlamadım ben. Ben sana bakıyordum, ondan oldu. Ha, senin yüzünden oldu diyorsun. Hayır hayır, yok, senin yüzünden değil. Yani benim yüzümden oldu. Ben gözlerimi alamadım senden. Aslında her şey en başından beri benim yüzümden Nergis. Nasıl yani? Yani bir türlü ifade edemedim kendimi sana. Aman kız ne der, aman şimdi yapmayayım, aman kendini kötü mü hisseder derken bir türlü anlatamadım hislerimi sana. Samet. Nergis, ne olur lafımı bölme. Beni dinle tamam mı? Bak ben bir yuva kurmak istiyorum. Ve bu yuvayı seninle kurmak istiyorum. Seninle böyle sarılıp film izlemek istiyorum. Ne bileyim, çocuklarımız olsun beraber, onlarla beraber yaşlanalım istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Biliyorum, benim maddi durumum senin hayal ettiğin gibi değil. Ama sen bunları düşünme ben Ergis. Ben gecemi gündüz ederim. Dişimi tırnağıma takarım. Senin hayal ettiğin yaşantıyı yaşatırım ben sana. Seni çok seviyorum ben Ergis. Seninle evlenip, yani benimle... Ergis, benimle evlenir misin? Samet. Bak sen gerçekten çok iyi bir insansın. Yani belki de benim tanıdığım en iyi insan sensin. Ben de seni çok seviyorum ama... Yani bir arkadaş, bir dost olarak seviyorum. Dur kırılma buna, kızma ne olur. Yok, ben istesem de kızamam ki sana. Yani benim sandığım şey aşk değilmiş. Seni üzmemek için yalan söyleyemem, umut veremem sana. Ne kendimi ne seni kandırabilirim. Sen kendini kandırma. Ben kandırırım kendimi. Eskiden olduğu gibi. Ben hamileyim. Onur, ben hamileyim. Onur, hamileyim ben. Onurcuğum. Onur. Ben aşkım. Aşkım, bir şey mi söyledin? Yok. Bir şey söylemedim. Benden bir şey saklıyor gibisin. Yok. Bak eğer saklıyorsan öğrenirim. Öğrenir misin? Öğrenirim.
Çıpar kocayım ben. Arkamda da gözlerim var. Aa, Emir mi ağlıyor ya? Ağlamıyor, yanlış hala. Yani genelde böyle zamanlarda ağlıyor ama şu an değil. Duydunuz senin sesini. Ben hemen geliyorum. Of, neler duyuyorum. Oy, ben nidem, nasıl edem, başım alıp nereye gidem? Kızım, neyin ses kaydını almış bunlar? Oğluşum basbayağı kaydetmiş işte. Kaydetmiş diyorum sana. Onur ve Lale hakkındaki bütün hayın planlarımız şu anda Hülya'nın elinde. Allah'ım, dünyada ne kötü insanlar var. Gerçekten hayret ediyorum. Of, yemin ediyorum insanın kötüsü var, kötünün de kötüsü var. Bizden daha kötüsü var. Şu anda idrak ediyorum. Böyle insanlık olmaz olsun. Ya Onur ve Lale'ye bu kayıtları ulaştıracak olurlarsa? Hayır efendim. Ha, öyle bir şey olamaz. Ha, hayır. Öyle bir şey olmayacak. Yazıyorum buraya. Eğer öyle bir şey yaparsam var ya, ben de onun foyasını ortaya çıkarırım o zaman. Onun kozları da benim elimde. Allah Allah. Yemin ediyorum gözünde şeytanı gördüm. Kendimizden tiksiniyorum ama bir o kadar da gurur duyuyorum. Aferin. Peki, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız oğluşum? Tabii ki planlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz yani. Ne diyorum ben sana? Yarın çok büyük bir gün. Yarın dananın kuyruğu kopacak. İnşallah anamın kuyruğu kopmaz. Kızım, başarılı olamadık. Hiçbir şekilde başarılı olamadık. Ha. Çaktırma yavrum, çaktırma, zaptiyeler geliyor oğluşum. İyi er ol, hadi hemen yavrum, hadi. Kızım, yemin ediyorum şizofreninin tezenesindeyim şu an resmen. Hangi er olum kızım, ben de hatırlamıyorum. Haydi bu sefer er ol evgin olayım bari. Haydi bakalım. Allah'ım, kimler gelmiş? Gel sen ne çektiğimi bir de bana sür. Nerede, nasıl yaşarım, gel de bana vur. Ne diyorsun sen Erol ya? Ne bileyim kızım, içimden geldi. Duygusal, ben de şu anda geldi. Adlandıramıyorum ki, bir anda koptu geldi. Böyle geldi, ne yapayım? İçimdekini dışa vurdum, sana doğru vurdum. İyi bir şey mi yapıyorsun, hakaret mi ediyorsun belli değil yani. Aşk olsun sütlü huryem. Tabii ki de hakaret etmiyorum, lütfen. Seni pohpohluyorum, şişiriyorum. Betül'cüğüm, sende bir değişiklik mi var? Sen saçını boyatmış olabilir misin? Hayır Şadi'cim, boyatmadım. Olmadı ya. Oradan yürüyeyim demiştim ama olmadı. Yürüme Şadi'cim. Sen bu aralar hiç yürüme. Sen yedek kulübesinde kal çünkü sen cezalısın. Yemin ediyorum misali aşıklar gibi nasıl da didişiyorlar aralarında. Yemin ediyorum çifte kumlular aralarında. Helal olsun be. Hayırdır? Ablan uyanmadı mı? Nerede kaldı? Anne vallahi uyandı da sabahtan beri tuvalette sürekli kusuyor, anlamadım ben de. Aa, hayırdır? Aa. Ya. Ay. Neyim ben Nilüfer? Ay anne, ne bileyim böyle var ya, kalktığımdan böyle bir midem bulanıyor, bir kusuyor, bir şeydi. Aa, hadi dokundu. Böyle bir lokma bir şeyler atayım diyorum, gideyim yatayım. Hadi hadi hadi. Tabii sürekli köftecidesin tabii, tabii sen. Tabii ondan da oldu. Al bir lokma bir şeye bak, tansiyon düşükse biraz çıkarır içliyse. Ay yok. Domates vereyim. Yok ablacığım, yok. Ay yok, ekmek yiyeyim anne, ekmek. Oh. Ya aşkım ya. Biri beni mi çağırdı? Aşkım, çiçekler, balonlar çok güzel. Buyurun. Teşekkür ederim. Asıl güzel olan sensin. Güzelliğinle etrafındakileri de güzelleştiriyorsun. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Vallahi ben sana söyleyeyim, ben şımarım böyle ama sabah kahvaltılar yatak odasında falan hep isterim. Şımar? Evet, şımarayım. Nasıl olsa bugün benim doğum günüm. Hiç buradan da çıkmam. Sen de çıkma. Aşkım, çok isterdim ama maalesef.
Şirkette çok önemli bir toplantım var. Gitmem gerekiyor. Akşama kadar sabredeceğiz. Tamam. Onur. Sen bana bu hayatın verdiği en güzel hediyesin. Öyle miyim? Öylesin. Tek ihtiyacım olan şey sen ve çocuklar. Aşkım pardon, buna bakmam lazım. Sorun değil. Evet. Oo, öyle mi? Tamam, siz ilgilenin o zaman. Geliyorum ben de. Tamam. Aşkım, müşteriler gelmiş, gitmem gerekiyor. Tamam, sorun değil, ben iyiyim. Aklım sende. Tamam. Aşkım. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Sen de iyi ki doğdun. Bugün büyük gün çekirge. Ah, inşallah hocam, inşallah. Bugün güneş savaşımızın üzerine doğacak ve zaferimizin üzerine batacak. Maşallah hocam, maşallah. Şunu da unutma çekirge. Bu kalemunun dili kendi vücudu kadardır. Ancak bir küre kendisinin 100 katı yüksekliğine sıçrayabilir. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani 3 aşağı 5 yukarı, evet. Burada bir teşbih var. Yalnız şöyle de söyleyebilirim. Kazın ayağı da öyle değil. Olabilir. Onu da bir not alalım. Aldım, tamam. Artık daha fazla hezimet yok. Günün sonunda sarayın servetinin tek sahibi biz olacağız. Yemin ediyorum rahat rahat anıramıyorum. Ev sınırları içindeyiz çünkü. Toplum baskısı. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsunuz siz burada sabah sabah Japon erimesi gibi? Kız ne yapalım? De buyur gel soframızın hattına bir otur bakalım. De gel hıh de gel bir iki lokma da sen al sofranın hattına. Gel bakalım de gayrı. Hadi. Abisi ne yaptın? Arabayı götürecektin. Bir şey dedin mi usta? Sordun mu? Sordum abi. He? Arkadaş olarak seviyormuş, aşık değilmiş. Arkadaş olarak mı seviyormuş? Usta. Usta? Oğlum arabayı diyorum. Arabayı götürecektin hani. Yok be abi, ne ustası? Nergiz'i diyorum ben. Ne yaptın abisi? Evlenme teklif ettin mi? Ettim abi. Açık açık söyledim, istemiyorum dedi. Yapma ya. Olsun be abi. Biz neler yaşadık ki? Ben buna yenilmem yani. Kalkarım aya. Abi ben çok darlandım. Bir gezeyim, nefes alayım. Olur mu? Hadi hadi abi. Sen git. Şöyle bir soluklan, kendine gel. Ben idare ederim burayı. Hadi. Tamam abi. Eyvallah. Samet. Samet dur bir dakika. Samet dur. Bak Şerife, moralim çok bozuk. Hiç zamanı değil, kalbini kırarım. Kalbim kırık zaten Samet. Daha fazla kırılmaz. Fazla vaktini almayacağım gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da bir daha karşına çıkmayacağım. Söz. Tamam, dinliyorum ama bak lütfen aynı mevzuları açacaksan. Yok, açmayacağım. Ben anladım Samet. Sen beni sevmiyorsun. Sevemeyeceksin. Senin gönlün Nergis'te. Bir beklentim kalmadı inan ki. Ne yapayım? Ben de kendi kendime yaşarım aşkımı. Uzaktan sevmek de suç değil ya. Ya Şerife lütfen. Neyse, boş ver şimdi bu mevzuları. Ben aşk defterini kapattım. Al şunları. Bunlar ne? Bunlar benim teyzim ve düğünüm için biriktirdiğim birkaç altın. Ben o gün seni orada öyle arabanın başında üzgün görünce ben de çok üzüldüm. Benim de canım yandı sanki. Belli ki sıkıntılarınız var. Al bunu. Arabanı tamir ettirirsin. Başka bir şeye ihtiyacın varsa onu yaparsın. Sonra da elin bollaşınca ödersin bir ara. Al. Yok Şerife, ben hayatta kabul edemem bunu. Al Samet. Benim ihtiyacım yok gerçekten. Bende bir torba daha var. Hem ben... ne yapayım ki sensiz altını? Ne yapacağım ki bununla?
Sen mutlu olursan ben de mutlu olurum. Al. Ya Şerife, ben çok mahcup oldum sana. Yani çok kötü davranmışım ben sana. Ama beni tanıyorsun, biliyorsun. Ben bunu kabul edemem. Boş ver Samet. Alt tarafı bir hizmetçiyim ben. Kimler kimler aşağılamadı ki beni? Ya Şerife, böyle konuşmaz mısın lütfen? Lütfen al artık bunu. Bak almazsan her gün elma getireceğim sana, ona göre. Al. Ya Samet Efendi, demek herkeste bir kalp varmış. Hala. Hı? Halasız. Şuranı düzelsene şu arkamı. Bu da iyice halacı oldu ha. Oldu mu? Bakayım. Tamam oldu. Ay maşallah size. Hepiniz de çok güzelsiniz. Ya halacığım teşekkür ederim. Sağ ol da. Ya ben bu kıyafete uygun bir ayakkabı bulamadım. Ne giyeceğim altına bunu? Ben de bir sürü ayakkabı var. Veririm bir tanesini. Çanta? Ona uygun çanta da var. İyi peki, hadi o zaman. Annem nerede kaldı? Annem siz çıkın, kapatın dükkanı. Ben arkanızdan geleceğim bir daha. Ama gidiş o gidiş bir daha. Ses seda yok. Tamam da bence bir arayalım. Ya geç kalırsak? İşte Songül abla. Hep iş, hep iş. Nereye kadar? Ama annem gelsin bir an önce. Ben Onur'a hamilelik haberimi vereceğim. Yani destek olmanız lazım bana. Kuzum sen hiç merak etme, biz senin arkandayız. Sen hiç merak etme. Ablacığım hiç endişe etme. Eniştem çok güzel bir şekilde karşılayacak bunu. Bak görürsün. Ay. Ya nasıl karşılayacak ya? Onurcuğum kusura bakma, tatile gidemiyoruz. Çünkü hamileyim mi diyeceğim. Ben nasıl söyleyeceğim bunu? Aman ablacığım, işte dert edindiğin şeye bak ya. Ay! Söylemeyeceksin tatlım. Koluna gireceksin. Haydi tatile gidiyoruz kocacığım diyeceksin. Nasıl yani? Anneciğim sen neredeydin? Allah aşkına meraktan çatladık sus, ya. Sus. Bunu almaya gittim. Bunu almaya, bunu. Ne? O ne? Sen oku. Açsana, hadi çatlatma. Ben de merak ettim vallahi. Abla hadi oku, aç. Oku, oku. Senin için aldım onu. Ben aldım, ben. Neymiş? Hı. Anlamıyorum ki ben şu an. Şok, şok, şok. Ya söylemeyecek. Ya. Ne bu, gerçek mi? Vallahi da gerçek. Billahi da gerçek. Hiçbir şey anlamadım. Anne! Ama söyleyin. Hamileyim! Allah! Peki bu... Nasıl? Sen de avcını yalıyorsun. Sen de hamile değilsin. Nasıl hamile değilim? Yavrum, testler karışmış. Test sonuçlarını daha doğrusu yazan adam yanlış yapmış. Anneciğim sen nereden anladın peki benim böyle bir hamile falan oldum? Şöyle anladın efendim. Annelik diye bir müessese var. Kızım her halinden belliydi. İki şey olduğu zaman senin hemen gözlerin doluyordu. Hemen ağlıyordu. Bak şimdi melül 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 bakıyorsun. Bunda da tık yok. Hele 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 dolaşıyor. Hareket yani dedim bunda bir gariplik olmasın. Gittim hastaneye, laboratuvarı ortalığı birbirine bir kalktım. Eminim dedim falan. Ve şak benim dediğim çıktı. Anne. Anne sen var ya annelerin dibisin, dibi. Öyle mi? Altın mı kaynamış? Dibe mi tutmuşum? Yok anne! Ya anne! Ya anne! Ya anne! Ya anne! Ya anne! Ya hadi o zaman. Hadi. Sevgi çemberi! Gördün mü? Şimdi böyle yapacağız. Hadi gel. Hadi gel, aileye kattık seni de. Bir, iki, üç. Sevgi çemberi. Oy. Hayırdır, kaynamak diye hayırdır. Hayırdır kızım, hayırdır. Şey var ya yavrum bugün, hani Lale'nin doğum günüsünün şeysi var ya, ondan hayırdır. Var, hayırdır yine de yani. Ancak hazırlanırız diyorum işte, hazırlanalım anca Erol. Yani. Erol Bey, peki size ne oluyor tam olarak? Kızım, gelinimizin, Lale'mizin doğum günü gelmiş. Belli bir yaşa erişmiş. Helal olsun be, vallahi nerelere gelmiş. Yemin ediyorum ömür geçiyor vallahi bilmeden. Maşallah, kocaman oldu kız.
Gerçekten çok doğru bir konu ya. Parmak bastınız. Ömür geçiyor. Bizler yetişkin insanlar oluyoruz, büyüyoruz. Ben de diyorum ki artık yetişkin kararlar almamızın vakti geldi. Ama sen zahmet etme. Ben ikimiz adına da yetişkin kararlar aldım zaten. Nasıl? Hangi? Bravo. Çok doğru kararlar. Şu anda görüyorum ki en doğru kararlar. Ben de alsaydım bu kararları alırdım. En doğru kararlar bu kararlar. Hangi kararlara? Bilemiyoruz. Evet. Yani bilmediğin konular hakkında neden acaba böyle hemen ben bir laf söylüyorum hemen goy goylaşıyorsun? Ya ben bu numaraları yer miyim? Yemem yani. Şu anda yemediğiniz bir şey görüyorum. İlk defa yemediğim bir şey. Yutmadın yani. Bu yersiz ve yaşınıza yakışmayan kalkanınız eğer son bulduysa ben konuşmaya devam edeceğim ciddi ciddi. Pardon, buyurun. Ben ayrı eve çıkmak istiyorum. Hangi ayrı eve? Bir dakika, hangi? Bizim evimizden başka olan bir evim mi? Ayrı derken bizim evimizden bambaşka bir eve mi? Hangi ayrı eve? Nereye kızım? Neresini anlamadın tam olarak? Ayrı bir ev diyorum. Tabii ki bu evden başka bir eve. İçinde senin, benim ve baby girl'lerimizin olduğu bir ev. Peki ya anacık? Anacık yok mu? Anacık yoksa hayat da yok. Hayat damarlarından biri kuru benim. Anam? Hangi anam yok? Ayrı, nasıl yok? Nerede yok? Niye yok? Ya sen kaç yaşındasın şu anda ya? Bana yaşını söyler misin? Sen kaç yaşındasın şu anda? Ya insan birazcık büyür yani. Büyüme vaktin gelmedi mi Erol? Yemin ediyorum bana yaşattığın bu travmadan sonra 12 yaşındayım şu anda. Benim anam nasıl yok kızım? Ben hep anamla yaşadım. Nerede yok? Niye yok? Erol 30 yaşındasın. 30. Utan ya. Azıcık utan yani. Of keşke de böyle olmayaydı. Niye böyle oldu? Anam. Anamsız yapamıyorum. Yemin ediyorum anam. Sakın gözyaşlarının aktığını görmeyeyim sakın. Hayır yok. Hayır kızım ağlamak da neymiş? Hayır. Hayır soğukkanlıyım ama anamdan ayrı yaşayamam. O kadar da değil. Şimdi hesap ettin mi ne zaman doğacak? 7 ay. 7. Anne ocak. Ay. Ocak çocuğum. Ay. Sağlıklı olsun, sağlıklı olsun. Anne çok istiyorum. Aa, el ayağı düzgün olsun. Gel. Gel bakalım buraya bir tanem benim. Bir şey olmuş. Olan oldu kurtuluş. Bir şey yapmadım ben anne. Yapmışsın. Elimde delil var. Delil? Ver. Ver Nilüfer okusun. Kendi gözleriyle görsün ne yaptığını. Yavrum. Benim yemin ediyorum ben bir şey yapmadım ha. Böyle belge falan. Test. Cebelik. Hamile diyor yavrum burada. Nünüm. Hamileyim kurtulmuş. Hamile misin? Hamileyim. Nünüm hamile misin? Kardeş ne olacak? Kardeş geliyor. Hadi bakalım. Kız. Tabii ki. Gel bakayım. Kardeşim olacak benim. Benim papatyamın ay kardeş olacak. Çok güzel abla olacak benim. Güzel kızım. Hadi ben sizi yalnız bırakayım da mutlu son yapın. Hadi bay bay. Sonunda. Sonunda yavrum. Sonunda. Ay benim güzel kızım. Güzel kızım. Hadi gel şöyle oturalım. Gel. Kurtuluş bak ne olmuş biliyor musun? Ha, kaç aylıkmış yavrum? Saat kaç olmuş? Hoş bulduk. Her şey çok güzel gözüküyor. Lale, iyi ki sen doğmuşsun. İyi ki benim gelinim olmuşsun. Çok teşekkür ederim babacığım.
Yıldız anne nerede? Birazdan gelecek. Önden beni gönderdi. Tamam. Peki onun nerede? Onur. Gelir şimdi. Ha, tamam o zaman. Tamam. Ben bunları yakayım. Hadi, hadi. Onur Bey, sizi aradım ama ulaşamadım. Bir misafiriniz var. Misafir mi? Erken çıkacağım dedim ya. Bilemiyorum efendim. Küçük kız sizi soruyor. Başkasıyla konuşmadan önce siz görüşmek istersiniz diye düşündüm. Nedir bu kadar gizemli olan? Kimmiş bakalım bu küçük kız? Emin değilim efendim. Bakın, şurada oturuyor. Kızınız olduğunu söyledi. Neye bakıyorsun Laleciğim? Ya Onur'a bakıyorum. Geç kaldı, gelmedi hala. Gelir şimdi ablacığım, merak etme. Hayatım, trafiğe takılmıştır çocukcağız. Ne yapsın? Gelir bir. Yıldırım. Baba. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.